24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardan Zentürk. 3 saatlik haber maratonumuz moderatör gece. Çok yoğun bir haber akışıyla karşı karşıyayız. Hem dış politika tabii ki Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti çerçevesinde. Hem iç politika biraz karışık, CHP cephesi, hem ekonomi, her konuda çok önemli gelişmeleri analiz de edeceğiz. Kısa başlıkları aktarmak istiyorum öncelikle. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmesinden acaba geriye ne kaldı? Hemen dünya ve Amerikan medyasına baktık. Onların söyledikleri fikir birliği etmişçesine her ne kadar PYD-YPG konusundaki görüş ayrılıkları varlığını korusa da iki liderin de işbirliği konusundaki kararlılıkları dikkat çekmiş. Bu gelişmeleri vereceğim. Devamında Özyeğin Üniversitesi öğretim üyelerinden değerli dostum Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın'la eğniğine boyuna bu meseleyi masaya yatıracağız. Bu arada Trump cephesi çok karışık. Acaba dünkü o buluşmada Trump kafasını gerçekten Suriye ve Türkiye'ye ayırdı mı, o da ayrı bir soru işareti. Çünkü tarihte ilk defa bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Rus casusu olmakla suçlanıyor medyası tarafından. İşin içine Putin de girdi. Putin dedi ki eğer medyayı ikna etmemiz gerekiyorsa elimizdeki görüşme tapelerini yayınlayabiliriz. Bu kadar önemli gelişmeler var. Ve iç politikada Cumhuriyet Halk Partisi cephesi, yönetim hiçbir problem yok, herkes sakin diyor. Ama amasını birazdan aktaracağım. Yunanistan ekonomik krizin içinde, kemer sıkma politikalarına halk ayakta, öğrenciler ayakta. Çatışmalar vardı Sindikma Meydanı'nda, Atina'da. O görüntüleri aktaracağım. Yine Trump'a dönüyoruz ama bu kez başka bir nedenden. Nasıl Türkiye'yi biraz böyle zorlamaya çalışıyorsa, ilginçtir, yakın olduğuna inandığımız İsrail'i de zorlamaya başladı. Biliyorsunuz İsrail ziyareti yapacak ama Amerikan yönetimi ağlama duvarı ziyaretinde Trump'ın Netanyahu'nun yanında olmamasını istedi. Çünkü ağlama duvarı Filistin topraklarına ait gözüküyor. Harita üzerinde en azından. Bu ilginç gelişmeyi de aktaracağım. Dilerseniz haberlere geçin. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rutin programına bir bakalım. Trump'la görüşmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk lobisi, Türk vatandaşları ve kanaat önderleriyle buluştu. Erdoğan'ı Washington'daki Türkler asla yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne geçti. Erdoğan burada ABD'li kanaat önderleriyle ABD'li şirketlerin CEO'ları ve fon yöneticilerini kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Büyükelçilik'ten ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk vatandaşları sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti. ABD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Andrew Hava Üssü'nden Türkiye'ye hareket etti. Peki uzun süredir beklenilen ve dün gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesinden geriye ne kaldı? Gerçi bunu Türkiye'de kanaat önderleri, akademisyenler ve yazarlar yorumluyorlar ama dünya ve Amerikan medyasında da konu yakından takip edildi ve varılan ortak kanaat her ne kadar PYD-YPG arasında bir görüş ayrılığı olsa da iki liderin anlaşma zeminini hareket ettikleri yönündeydi.
the relationship that we have together will be unbeatable. Dünyanın gözü o görüşmedeydi. Amerika Birleşik Devletleri basını Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump buluşması hakkında dikkat çekici tespitler yaptı. ABC News, Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'li teröristleri silahlandırma kararına rağmen Trump ve Erdoğan'ın ipleri koparmadığına dikkat çekti. Washington Post, Trump PYD'yi silahlandırmasına rağmen Türk lidere övgü yağdırdı diye yazdı. CNN International televizyonu, Trump gerginliklere rağmen Erdoğan'ı hoş karşıladı dedi. Rus basını da görüşmeyi yakından izledi. Özellikle de Trump'ın soğuk savaş döneminde komünizme karşı Türkiye'yi övdüğü sözlerine dikkat çekti. İngiliz ve İsrail basınında da iki liderin ilişkileri geliştirme vurgusu yapmasına dikkat çekildi. PYD'yi silahlandırma kararına rağmen terörle mücadelede ortaklık vurgusu yapılmasının altı çizildi. Kulislerden sızan bilgilere göre Suriye'de terör örgütü PYD'ye silah desteği sürecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bunun ilişkilere vereceği zararı en aza indirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını karşılayacak adımlar atılması gündemde. Military equipment was ordered by Turkey and the president and we've made sure that it gets there quickly. Türkiye silahlı İHA, Sikorsky helikopterler, akıllı mühimmat ve fırkateyn bekliyor. Ayrıca PKK'ya karşı istihbarat desteğinin artırılması da konuşuluyor. Ancak Amerikalı yetkililere göre tüm bunlar Türkiye'nin Suriye'de PYD'li teröristlere karşı tek başına harekete geçmeyeceği anlamına gelmiyor. Erdoğan-Trump görüşmesinden kısa süre sonra Beyaz Saray'da güvenlik alarmı verildi. Kimliği belirsiz bir kişi parmaklıklardan atlayıp bahçeye girdi. Bahçede bulunanlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Bahçeye izinsiz giren şahıs gözaltına alındı. Sevgili seyirciler, Erdoğan-Trump görüşmesine dair her şey konuşuldu. Konuşulmaya da devam edecek biraz sonra. Profesör Doktor Mesut Akıcıoğlu'na da biz konuşmaya devam edeceğiz ama bir de sözlerin dışında biz gazetecilerin çok dikkat ettiği bir konu var. Beden dili. Bakışlar ve bedenlerin birbirine ve çevreye verdikleri mesajlar. Gazeteciler bu olaylarda özellikle buna çok dikkat ederler. İşte arkadaşlarımız uzmanıyla konuştular. İki liderin beden dili nasıl bir mesaj verdi? Cumhurbaşkanımız oldukça rahat. Her zamanki gibi. Aynen Yıldız Sarayı'nda karşıladığı gibi. Aynen Beştepe'de misafirlerini karşıladığı gibi. Sanki burası kendi eviymiş gibi. Oldukça rahat bir oturuş şekli. Tamamen koltuğa kurulmuş durumda. Ellerini yanına koydu, yüzünde bir gülümseme vardı. Trump gergin, Erdoğan rahattı. Ellerini dizlerinin üzerine koyup birleştirmiş olması da aslında ortamda birazcık huzurlu olmadığını da söyler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Jesti kravatında saklıydı. Bir jest yaptığından bahsedebiliriz. Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk görüşmesinde kravatında Türk bayrağının renklerini tercih ederek bir jest yaptığından söz edebiliriz. İlk tokalaşma Trump'ın hakimiyet hissettirme çabası vardı. Misafir ev sahibinin karşısında ve ev sahibi gücünü göstermek için kişisel alanına girmiş. Tam olarak çok kuvvetli bir el sıkış var. Ve diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'na biraz üstünlük gösterebilmek için de kişisel alanına girmiş. Kolundan tutuyor. Hoş geldin diyor. Tam bir samimiyet göstergesi. Bunun yanında buranın sahibi benim göstergesi de ayrıca. Ancak bu kare o tokalaşmadan daha çok dikkat çekici. Trump'ın eline odaklanalım. Evet. Trump'ın elinde Cumhurbaşkanı'nın parmak izini görebilirsiniz. O kadar kuvvetli bir sıkış gerçekleşmiş ki burada. Burada bu detayı atlayamıyoruz. Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu tokalaşma anında Cumhurbaşkanı'nın elini sıktığı andaki baş parmağının izi Trump'ın hemen elinin üzerinde çıkmış durumda. Oval Ofis'te de Erdoğan çok rahattı. Başkan olduğu günden bu yana ağırladığı tüm liderlerin kolunu çeken Trump bu kez daha sakindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağırlığının farkında ve biraz da gergindi. Güzel haber. Ben siyaseti, dış politikayı bu tür detaylarda renklendiren haberlerden çok hoşlanırım. Ve özellikle bu haberde işini iyi yapmış gözüküyor. Özellikle el izinin
Cumhurbaşkanı'nın el izinin Trump'ın elinde kalması nasıl bir kuvvetle sıkıldığının da ayrı bir özelliği. Efendim, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın, hoş geldin hocam. Hoş bulduk hocam, iyi akşamlar. Şimdi 16'sı dedik, 16'sı geldi geçti. Bursa, evet. 17'sine geldik, ortada daha henüz net açıklamalar yok. Ama belli ki olacak yakın bir zamanda. Sence önce bir genelden girelim. Erdoğan-Trump buluşması bölgesel anlamda ve ikili ilişkilerde nasıl bir denge oluşturdu? Şimdi önce tersten bakalım istersen. Tersten bak. Bazıları tam tersini düşünüyorlardı. Evet. Merkel'e yaptığı gibi el sıkışmasından başlayalım, elini sıkmaz. Ondan sonra ters bir şey yapar mı? Veya arkasında biliyorsunuz Amerikan kahramanları var. Kovboylar gibi, evet, masayı yıkabilir mi iki tarafta? Karizmatik lider. Ondan sonra bunlar olmadı. Hatta bazı küstah ve diplomasiye sığmayan bazı yazarlar tarafından tetikleme oldu. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın orada tutuklanacağı yolunda asılsız bir takım ya haberler. Hocam, çok esprisi, espritüelsin ya, hakikaten. Yani, bunu onlar, inanarak mı yazıyorlar hemen, yoksa... Patagonya'da falan Türkiye'yi karıştırıyorlar herhalde. Hayır, Patagonya'nın Cumhurbaşkanı'na da yapamazsın abicim. Yani sen bir insanı davet etmişsin ülkene, bu adamın titri Cumhurbaşkanı. Ve sonra diyorsun ki ya bizde Bihara falan gibi bir takım savcılar var. Sana bir kelepçe takacak, olacak şey mi? Şeye baktığımız zaman, bu vücut diline de baktığımızda zaten bizim Cumhurbaşkanı vücut dilini Putin gibi çok iyi kullandığını biliyoruz. Evet. Fakat siz de bugün çok hızlı bir hava trafiği yaşadınız. Evet. Biraz sonra anlatacaksınız belki. Bizim Cumhurbaşkanı buraya gelmeden hemen nerelere baktı, ona bakalım. Şimdi Soçi'de Putin'le görüştü. Çin'e gitti. Çin devlet başkanı birinci sınıf devlet töreniyle karşılandı. Tabii canım. Ve orada da Sayın Putin'le ikinci defa görüştü. Sonra üçlü bir görüşme yaptılar falan. Buraya geldiler. Şimdi buradan Amerika'ya verilen mesaj, Washington sen benim çok önemli müttefikimsin. Bir hata yaptın. Evet. Ama bu hatada devam edersen ben de noktayı koyarım. Evet. Açıkça meydan okudu Türkiye. Hocam, sence Washington'un PYD'yi ben bir seçenek olarak görmüyorum. PYD dediğin şey böyle bir tuhaf bir örgüt. Orta Doğu politikasında, hatta Kafkasya'ya kadar uzanan politikasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den başka bir seçeneği var mı? Türkiye'den başka seçeneği yok ve onun yerine oynayacak aktör diyor. Ama Türkiye'nin dünya politikasında mesela seçeneği var. Şimdi var. Ya? Var. İşte aradaki fark bu. Aradaki şimdi, fark bu. O yüzden adam sinirli. Buyurun. Şimdi ne dedi? O kelimelere de baktığımızda biliyorsunuz diplomaside bazı kelimeler çok önemli. Türkiye'yle ilişkilerimiz bozulamaz dedi. Yani birileri bozdu ama biz bozmayacağız. Kimse bizi yenemez diyor ikili ilişkiler. Bu çok önemli. İkincisi harika ilişkiler. Evet, bu belki bazılarınca Amerikan basınında ters bakanlardan. Evet. İşte iki taraf birbirine övgüler yağdır. Hayır, kimse kimseye durduk yerde övgü yapmaz. Eğer bir devlet başkanı övgüye layıksa ona bir şey yapılır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin prestijinin son 10 sene içerisinde çok yükseldiğini gösteriyor. Siz eski gazetecisiniz, evet, çok daha iyi biliyorsunuz. Türkiye biliyorum, bazı sıkıntılar yaşadı zaman. Ne ziyaretler gördük biz hocam. Şimdi bu bakımdan bakıldığında bunun bir kozmetik bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın orada halkıyla, milletiyle, ordusuyla kendisinin temsil yetkisini çok birinci derecede, en üst diplomaside kabul ettirdiğini söyleyebilirim bir. İkincisi, bu Avrupa Birliği'ne haftaya da şeye gidecek biliyorsunuz. NATO'ya da bir mesajdır. Evet. Türkiye yalnız değil. Siz bütün yalnızlaştırma, izolasyonist politikanıza rağmen Türkiye'de saygın bir liderdir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Birleşmiş Milletler'in çok, onları söyledi. Evet. NATO'nun çok önemli bir müttefikidir dedi. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Evet. Amerikan Devlet Başkanı söylüyor. O bu bakımdan baktığımızda... Merkel'e de esasında şöyle gizlice gidip sohbet etsen, o da aynı şeyi söyleyecek de dışarı çıkınca yolunu şaşırıyor. Merkel zaten bana göre, yani Sayın Cumhurbaşkanı hayran ama bu hayranlığını başka mızıklıkla yapıyor. Sahadaki yaramaz çocuk gibi yani. Bizim işte uçakları alacağız. Çok üzüleceğiz yani, tornadolar gitti diye biz böyle kara yasa tutunacağız. Ya bir dakika yani, Türkiye'nin de kendi RF-4'leri var. Evet. Yani bizim AVAX uçağımız var. Al, evet, sen al götür. Ürdün'ü al istersen Fizan'a götür. Ne sen yapacağım? Bize şeyleri verme. İstihbaratı PKK'ya ver.
oyun oyna falan. Bunlar geçti hocam artık ondan sonra. Ama yedek parça vermiyor hocam. Yedek parça vermediği gibi burada biliyorsunuz. Şimdi bazı... konu değişti. Merkele geldi de. Yani burada da doluyuz. Yani sen bize bir Leopard tankı vermişsin, şu vermişsin, bu ver. Bize doğru tankı mu vermiyorsun ama almışım. Şeylere parasıyla aldık yani. Evet. Öbür taraftan PYD'ye sen kalkıyorsun tank savar silahı veriyorsun ve tank savar zırhı vermiyor. Bu çok kötü bir şey. Bir başka şey var. Bizim topların, fırtınaların motorunu kilitliyor uzayda. Nasıl? Yani bizim toplar PYD'yi vuracak şekilde yaklaştığı zaman sınıra uzaydan bizim çipleri harekete geçirip topu kilitliyor. Bizim bize verdikleri top motorlarına çip mi takmış bu Almanlar? Çip takmış. Biz de onları takacağız başka şey ama bilemiyorum ne zaman ne takacak bizimkiler. Bir dakika bunlar... ya çocuklar bunu son dakika verin yani manşet olay bu. Siz bunu çok güvenilir kaynaktan almasanız bu kadar rahat söylemezsiniz. Yani evet. Yani sizin bir şimdi, de asker geçmişiniz var çünkü ondan. Bunu neden söylüyorum? Şimdi bugün Alman Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ağır bir şekilde itham ediyor. Siz evet diyor işte müttefikliğe yakışmaz. Sizinki bu yaptığınız müttefikliğe yakışır mı? Hocam bu müttefiklik değil düşmanlık. Yani bana tank için motor veriyorsun, içine çip takıyorsun. Ben PYD'yi vuracağım. Vay bunlar ve vurmak üzere uzaydan. Ne oldu şimdi? Kral mafya kaybetti. Efendim Sisi kazandı. Öyle mi? Türkiye şimdi siz de gördüğünüz silah sanayinde büyük atılım yaptı. Biz tank motorlarını Ukrayna'dan alacağız. Evet. Ukrayna'ya yaradı bu iş. Ukrayna'da da T-80, T-84 tankları yapıyor. Belki de Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken biliyorsunuz evet. Ukrayna ile anlaşma yapmış. Belki uçak yapacağız Ukrayna'da. Sivil uçak yapacağız. Çünkü uzayda ve çok iyi Ukrayna. Ben şeyi savunma sergisini gördüm. Herhalde motorlarımıza çip de takmaz. Yani takarsa da biz ona takarız. O var da şu var. Artık Türkiye öyle itilip kakılacak bir devlet değil. Bunu gördük. Bu bakımdan bu özel dönecek olursak Türkiye-Amerika ilişkilerinde bana göre diplomatik olarak şunu söyleyeceğim. Amerika appeasement dediğimiz bizi yatıştırma. Bak sen PYD'yi görme. Ben sana silah da vereceğim. Tamam başka güzel good. Ama benim de orada alanıma karışma. Türkiye ise çok akıllı bir politikayla gidiyor. Neden? Bu rasyonelitede kontrollü, akılcı, rasyonel, sıkıntılı ve sert bir kriz yönetimini uygulamıştır Türkiye. Evet. Yani sen bana yapmazsan ben de bunu yaparım diye gitmeden söyledi Cumhurbaşkanı. Doğru. Amerika bunu gördü ve Türk tarafı beklentilerini çok önemli bu. Net, anlaşılır. Bütün dünyanın gözü önünde sen PYD'ye yardım etme dedi. Ha bunu yapar mı? Yapar. İşte gitti bugün McCurk onlarla konuştu falan filan. Bunlar boş işler hocam. Bir başka şey var. Obama yönetimi ile yeni iradeyi Türkiye, Türk diplomasi ayrı yorumlamıştır. Bu çok önemli diplomatik olarak. Anlaşmazlık ve çatışma riskinde kırmızı çizgileri yumuşatmaya çalışmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı burada çok başarılıdır bana göre. Ama şunu söyleyeyim. Bir Rusya gerçeği var. Türkiye'de Lavrov'la görüştü biliyorsunuz. Evet. Demek ki sahada Türkiye, Rusya ve Amerika hatta İran var. Putin yine bir müzakere hazırlığı yapıyor karşı taraf. Biliyorsunuz evet. Sıkıntılı geldi. Orada sizin vücut dilini esas sıkıntı olan Başkan Trump. Çünkü şeyi FBI'lilerini görevden almış. Kendi basını Trump'ı görevden almak ve impeachment dediğimiz en kötü Amerikan anayasasında noktaya doğru gidiyor hocam. Yani Richard Nixon'laşıyor. 4 seneyi çıkarıp çıkarmayacağı belli değil. Şimdi bu durumda müttefiklik vurgusu ve güven ortamını Türkiye bir kart daha Amerika'ya beyaz bir kart vermişti. Evet. Bu tarihi bir kredi kart. Açtı. Türkiye kredi açtı aslında. Ha şimdi Amerika burada Joe Biden'ın bir baktığımızda geldiğinde Cerablus harekatını yaptık. Evet. Dün de o gün bizim askeri birliklerimiz Münbiç'te bazı hareketler yaptı. Bu bir mesajdı. Yani sen burada bir takım şeyler yaparsan biz de yaparız. Demek ki askeri ve ekonomik işbirliğini yeniden kurmak isteyen Türkiye bunu hoş karşılamasa dahi karşı tarafın işte Amerikan basınında da soğuk savaşta aynı blokta yer almak. Şimdi Kore'den bahsetti, NATO'dan bahsetti. Rus basını da bunu çok iyi irdeledi. Evet. Demek oluyor ki PYD'yi silahlandırma kararı Amerika'nın bu sahada etkili ortak olarak
Suriye Kürtleri üzerinde nasıl bir pazarlık yapacak ve Rusya'nın ön almasını mı önleyecek? Öbür evet. taraftan silah transferi meselesi bizi en çok ürküten mesele. Tabii. Yani haklıyız ama. Ortada bir CENTCOM var. Evet. Bu CENTCOM bize hayır mı şer mi? Biz askerler olarak çok iyi biliyoruz ki hayır olmadığını. Neden hocam? Bu adamlar askerlerle niye bizim askerlerle bu kadar uğraşıyorlar? Bunların bir kuyruk acısı mı var bizim? Şimdi kuyruk acısı değil. Yani burada bir hayalin peşindeler. Yani Türkiye dedi ki ben Suriye'de böyle bir kanton devleti kurdurmayacağım. Sen zorla evet. bunu yapmaya çalışıyorsun. Bir kere buradakilerin nüfusu yeterli değil. Bir ikincisi bu adamın terörist olduğu belli. Evet. Pek çok Amerikalı uzman bunu biliyor. Pek çok Amerikalı diplomat bunu söylüyor. Sen buna rağmen Membiç'te boşaltması gerekiyor Membiç. Öbür taraftan Türkiye... Zaten hocam bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri benim anladığım kadarıyla Membiç'i veya Membiç neyse boşaltmadığı takdirde Türk-Amerikan ilişkileri... Düzelmez. Yükselmez. Düzelmez. Yani bunu herhalde Cumhurbaşkanı net anlatmıştır öbür. Anlattı tabii ya. Daha bundan daha... Daha ne anlatabilir? Yani masanın altından da konuşmadı. Evet. Çıktı söyledi. Dünyadaki 7 milyar adama söyledi. Delikanlı gibi söyledi yani. Evet. Bunu yapmazsa Amerika kendi bilir yani. Yanlışta ısrar ederse kaybeden Türkiye'de olur ama atasözü var. İki tane sürahi birbirine çarparsa testi biri çatlar biri kırılır. Evet. Ha şu var. Çatışma riski hala hazırda var. Benim gördüğüm bu. Ama bu ziyaretten sonra Amerika tutum değiştirir mi? CENTCOM'un askerleri asker gibi davranır mı? Yani hocam bu CENTCOM dedin de Pentagon'dan bahsediyoruz genel anlamda. Sanki orada Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarını fazla gözetmeden başka bir ulusun çıkarlarını gözeterek yürümeye çalışan bir asker ve akademisyen grubu varmış gibi geliyor. Şimdi orada İsrail'i göğe bunlar kolluyorlar. Evet. Halbuki bak kardeşim Türkiye İsrail'de dış ticaretin 7 milyar dolara çıkarmak istiyor mu? Evet. Belki ona çıkaracak. Öbür taraftan çok büyük bir proje olan Doğu Akdeniz Enerji Hattı projesini yapacağız mı? Evet. Yapacağız. İki tarafta Obama'nın en büyük isteği normalleşmeyi miydi? Tamam. Evet. Türkiye bunları yaptı. Artı bugün İsrail'i koruyacak olan Türkiye'dir. Evet. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Sen niye kalkıp da Türkiye'den bu şekilde terse düşüyorsun? Bir başka şey daha var. Akla ve mantığa aykırı. Siz Türkiye'yi kaybederseniz, bölgeyi kaybedersiniz. Şimdi Amerika gitti geçen hafta, şu anda devam ediyor. Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz'de tatbikat yapıyor falan. İşte, komik. Yani ne yaptı Rus uçakları? Rum diye iniverdi 20 fite. Amerikan gemisi böyle şaptırdı kaldı uluslararası sularında. Ya yapma bunları. Yani biz müttefik olarak söylüyoruz. Son Türkiye'nin aslında Türkiye'nin son ya söylediği bu. Karadeniz'i karıştıracağım da ben. Yani zaten Güneydoğu'm karışmış, Güney'im karışmış. Bir de orası mı karışacak yani? Ha, öbür tarafta Kafkasya var. Bu, sizinle konuştuk az önce. Koca bir Balkanlar var. Sen Kore'de başın belaya girerse kim yardım edecek sana? Gene Türk askeri yardım edecek. Çünkü Güney Kore yok, bizim... Yok artık. Hocam şöyle yani, bir şey var. Sadece çok, Amerika için, çok, Kore için. Çok sular akıttılar. Abi, burada ben Türkiye'yi hiç suçlamam. Açık konuşuyorum. Çünkü yani bizi yıllarca bu FETÖ'yü de kullanarak DEAŞ'a destek olmakla suçladılar. Yok MİT'tırları skandalı. Şu abi, 600 kilometre Türkiye öyle sınır çekti. Ya DEAŞ'a biz en önemli savaşı veriyoruz hala. Cumhurbaşkanı nasıl? Hedef benim diyor. Hedef benim diyor ve hala en önemli savaşı veriyoruz. Ve hala adamlar bir başka terör örgütüne silah veriyor ya. Yani. En önemli şey şu. Ben taşıyabileceğim bir yük var benim. Evet. Bir insan. 80 kiloyu taşırım. Sen bana 3 milyon insanı sırtıma yükledin. 5 kuruş vermiyorsun. Bir de bunu bu kadar fedakarlığı görmeyip işte Avrupa Birliği ve sınırları açarsa Türkiye bizi tehdit ediyor. Ya yap arkadaşım bak. Şimdi önümüzdeki ay ben Dublin'e gideceğim. Burada Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin yaptığı fedakarlık 550 bin Suriyeli çocuk var. Evet. 350 binini biz okutuyoruz. Ekmeğimizi paylaşıyoruz. Bunu kör müsünüz kardeşim ya? Kör. Vicdan yok mu yani? Kör çünkü planlamaları belki de farklı hocam. Biz belki de daha
orta vadeli meseleleri daha net görmeye yeni başladık. Yani ya görüyoruz hocam hepsini. Görüyoruz hepsini. Yani bunlar bizim başımıza büyük bir felaket saracak. Son derece jeostratejik bir nokta olan Anadolu coğrafyasını bir başka şekle getirmeye çalışacaklar. Bunu yemeyeceğimizi anladıkları için de öfkeliler anladığım kadarıyla. Şimdi Erdem Bey, siz şunu kabul edebilir misiniz? Diyorsunuz ki bu adam terör örgütü 30-40 bin kişiyle ta BK'dan beri PKK ile PYD işbirliği içerisinde. Baba Esad'dan bu tarafa. Evet. Şimdi sen diyorsun ki PYD, Cüneyt Arkın temiz çocuktur, elleri kanlı değil. Evet. Tapka'ya gittiler. Tapka'da barajı aldı. Amerikan askerleri onu indirme yaptı falan. Ulan adama sorarlar kardeşim. Siz bir tane Zaho'da helikopter indirmek için yalvarıyorlar. Ben Güneydoğu'da görev yaptım. Evet. Şimdi diyorsun ki sen Türk helikopteri oraya geçmesin falan filan. Ulan bu coğrafyayı biz 1000 sene idare ettik. Her zaman söylüyorum sevgili Amerikalı arkadaşlarımız. Bu bölgenin horozu biziz. Siz oralarda bakın işinize. Horoz gene burada çiftlikte kalacak. Ha sen burada bu mantık PYD'nin Salih Müslim gibi ne olduğu belirsiz bir adamın arkasına geçip koskoca şanlı Türk ordusuyla bir terör örgütünü ortak harekat yaptıracaksın. Buna penguenler bile güler abi. Hocam, ona meşruiyet kazandı. Ya. Yapmadığından bak diyor Türkiye'nin yüzünden yapmadık. Ya bu olmaz yani. Ama bizim aramızdan da birileri çıkmaya başladı. Ya şu YPG ile bu işi çözsek mi falan demeye başladı. Hocam ben onlar coğrafyayı ve tarihi bilmiyorlar yani. Yani anlaşılır gibi değil. Birileri çıkıyor. Yeniden, acaba çözüm süreci yeniden başlar mı diyor. Kardeşim çözüm süreci 3 yıl sürdü bu ülkede. Cevabını Sur'da, Diyarbakır Sur'da, Silopi'de, Cizre'de, Şırnak'ta aldık. Hala namkörlük var. Hala efendim Kürtlerle acaba bilmem ne. Ya Kürtlerle tabii ki bilmem ne yapacağız. Yani bir elbette, anlaşma yapacağız. Elbette. Yani veya bir demokratik bir çözüme mutabakatta. Ulaşılacak. Ama bunlar böyle da olmaz. Dayatmayla olmaz yani. Böyle dayatmayla olabilecek şeyler bir mi? Bir de şöyle bir şey var. Yani benim gördüğüm biz beraber bu memlekette cumhuriyeti kurmuşuz. Türklerle Kürtlerle arasına siz niye giriyorsunuz arkadaş yani? Bu bir. Ha ben çok adilim falan. Hayır öyle değil. Evet. Bu sorunu benim rahmetli anamın dediği gibi soğanı beraber yüzüne kırıp Türkler de Kürtler bu memleketin asli kurucu unsurlarıdır. Evet. Barış ve kardeşlik içinde kavga ederek değil. Şimdi birileri o sınırdan akılları sıra bizden çatışma çıkaracaklar. Türk ordusu da elini sallayacaktı sanki. Yani bunlar olacak işler değil. O yüzden ben Trump'a çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Bu bakımdan bazı beklentileri bozmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi başarılıdır. Bu başarının esasında bir cesaret de var değil mi iki lider açısından? Bu kadar kritik tartışmaların ve keskin virajların olduğu bir dönemde iyi bir kriz yönetimi. Beyaz Saray'da buluşmaya karar verdi. Çok önemli bir şey bu. Yani bu risk aslında. Bu çünkü her siyasetçinin kolay göze alabileceği bir şey değil. Elbette. Çok sert çünkü. Yani biz evet burada konuşuyoruz öyle ama öyle değil. Öyle kolay bir şey değil. İki müttefik resmen birbirine girmek üzere yani. Aynen bir öyle. Coğrafyada. Ve yine de bir cesaret işi bu. Bence burada tarih şunu yazacak. Türkiye bütün her şeye rağmen müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir beyaz kağıt vermiştir. Evet. Bunun altına müttefikliğe yarışır bir şekilde NATO'da ikili ittifaka yakışır ve dostluğa aynı zamanda müşterek düşman olan teröre karşı mücadelede kararlılık, özgüvenin yenilenmesi bence top burada Washington'da. Ha burada çok acı bir şey var. Pentagon'la Beyaz Saray ve Senato yani Amerika'nın yasama yürütme yargı organında bir birliktelik yok. Bence burada Sayın Trump içinden geçirmiştir. Ya bak bu adam daha yeni çıktı seçimden geldi benim karşımda direk gibi duruyor. Evet. Öyle mi? Bence arkamda beni görevden almak isteyen Amerikan Anayasası'nın en zor suçu olan impeachment, vatana hıyanet de onu suçlamak isteyenler var. Ya adam geliyor Lavrov'la bir şey konuşuyor. Putin diyor ki gizli bir şey verilmedi. Ya iki tane devlet birbiriyle elbette gizli bilgi verir konuşur vermez. Da, bu normaldir. Konuşur. Yani iki süper güç bunlar. Birbirlerine gizli bilgi verecek elbette. Hayır yani iki devlet belirli oranda her şeyi gizli de konuşabilir. Ha, konuşabilirdi tabii yani. Tabii. Bu devletin jargonunda var. Devlet olmanın sanatında var. Evet. Sanki Amerikan başkanları başka bilgileri paylaşmadı mı Sovyetlerle? Nice denizaltıları battı söylediler mi insanlara? Yoktu. Yani şeydi.
Peki hocam, bu iş bir nereye kadar gider sence? Bir de geleceğe şöyle bir bakalım. Şimdi Türkiye'nin politikasını müsaade ederseniz paylaşalım. Evet. Türkiye dış politikada çok akıllı bir şey olan wait and see dediğin, bekle gör politikasını. Şimdi Türkiye getirdi kartı koydu böyle. Dedi ki arkadaş, biz oyunun kuralını bu şekilde istiyoruz. O ikisini, birini kabul etti, ikisini de görmezlikten geliyor. Ha eğer Amerika buraya imzayı başka şekilde atarsa Türkiye'de başka şekilde atacaktı. Yani Türklere crazy Turks denmesinin sebebi o. Daha şu anda Türkiye oraya misafir gittiği için noktayı koymadı. Zaten dedi Cumhurbaşkanımız da ne dedi? Biz dedi noktayı koymak yakışmaz bize. Evet. Ama koyabilirdik de. Koyabilirdi, koymadı. Koymadı. Köprüleri atmadı. Burada bir S var yani. Bu S Türkiye'nin ürktüğü, korktuğu, PYD'ye verilen götü kırık 4 tane zırhlı araçtan korktuğu manasında değil. Bu millet öyle zırhlıdan falan korksa zaten bu coğrafyaya hakim olamaz ya. Canım 15 Temmuz'da kendi tankından korkmamış bir millet. Yani böyle bir deli millete sen git yani 4 tane tank veriyorsun. 8 tank tane zırhlı veriyorsun. Eskiden falan. Tank mı vardı kardeşim? Kılıçta sopa vardı, gürz vardı. Vurdun mu adamın kafasını patlatıyordu. O yürekte Türk askerinde var zaten. Evet. Türk milleti zaten komple 80 milyon asker. Türk'ü Kürt'ü de zor bir durum oldu mu beraber olur. Evet. Bunu yapmıştır. Buradan ben Amerikalı olsam ki geçen hafta bir NATO konferansı vardı. Amerikalı dostlarımızla beraberdik. Bilim adamları State Department'dan Türkiye'yi kaybediyorsunuz dedim bakın. Türk kamuoyunu iyi bilen bir akademisyen olarak artık bundan vazgeçin. Haklısınız hocam diyor. Ama o zaman haklısan hakkımı ver hocam. Öyle demiyor. Doğru. Bu hakta Türk milleti şimdi gönderdi Cumhurbaşkanı'nı. Dedi ki biz seninle müttefik olarak yola böyle devam edeceğiz. Tabii bu aynı zamanda Almanya'da. Fakat bu şeyin gidişatını ben Brüksel'de Cumhurbaşkanı 24-25 Mayıs'ta Brüksel'de galiba nokta oraya doğru gitti. Doğru mudur? Doğru. Doğru. Amerika'da bunu gördüğü için burada bir de bir şey daha var benim gördüğüm. Evet. Yani ipi koparabilirdi burada Cumhurbaşkanı. Evet. Ters bir şey görseydi, tamam arkadaşlar ekibimi topluyorum diyebilirdi de. Bu da konuşulmuştur tahmin ediyorum. Şimdi anchor dediğimiz, siz daha iyi biliyorsunuz, siz de evet, anchormansınız. Bu Türkiye 1923'te batıya koymuş demirini. Bu demiri toplarsa başka yere gider. İsmet Paşa'nın dediği laf gibi. Yeni dünyada kurulur. Evet. Ha burada tabii Rusya'ya da pek fazla güvenemiyor. Putin arkadan dedi biz de PYD ile işte şey yapıyoruz ama silah vermiyoruz. Şu arkadaş. Şimdi bu laf ola beri gelir. Putin akıllı bir pilot yani. Hayranlık duyuyoruz. Evet. Ama bizi kandırmaya kalkmasınlar. Ha şu var. NATO'da bunu konuşacaktır Cumhurbaşkanı. Nasıl şimdi Amerika'ya söylediyse 28 müttefike de Türkiye'nin kararlılığını ve ittifakın devamı için önce güven. Yani ben sana güveneceğim. Neden? Beraber çarpışacağız. Sen benim arkamdan herhangi bir hamle yaparsan o zaman ben cephede rahat duramam ki. NATO'nun 5. maddesi açık. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Şimdi sen o zaman... Bir tek kere yok kullanıldı o 2001'de 11 Eylül saldırılarında. Biz 1000 tane saldırıya uğradık hocam. Kimsenin... Bak kendisi de ya söylüyor. Bu Türkler... Kosova'da biz vardık diyor. Bosna'da vardık. Kore'de vardık. Her yerde vardık. Libya'da vardık. Yarın da Türkiye ordusu var olacak. O zaman siz Türk milletini, Türk ordusunu yanınızda istiyorsanız beraber olmamız gerekir. Ve Türkiye'ye itibar edeceksiniz. Bunu Alman dostlarımıza da söylüyorum. Hala kalkıp işte yani böyle aslı olmayan şeylerle Türkiye'yi itham etmek ne Alman ilişkilerini düşer. Şimdi zaten cevabı Sayın Başbakan verdi. Amerika'yla savaş mı edeceğiz dedi. Tabii canım. Bundan daha başka ne söyleyelim biz hocam? Yani gayet net Türkiye'nin tutumu yani. Buradan Almanya'ya da aynı şeyi söylemek lazım. Sen bir içeride bulundun. İttifak içerisinde, Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'de ortaksın. Aynı coğrafyayı, aynı tarihi paylaşmışsın. Kabul et. Yani neyi kabul etmen gerekiyor? Türkiye'nin kalkınan, ileriye giden bir aktör olduğunu, 200 milyar dolarlık yardım aldığında eyvallah diyecek bir devlet olmadığını gör artık. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Dileriz. Takıcaşın, Amerikalı dostlarımız bu ikazlarımızı dinlerler. Vallahi biz de yazıyoruz, çiziyoruz, söylüyoruz ama bakacağız. Bakacağız. Bekle Batı'da, gör. Batı'da bir garabet var. Bunları rasyonel insanlar olarak yani akılcı insanlar olarak görmüşüz. Rönesans'tan bu tarafa. Rönesans'tan bu yana.
Demek ki genetiklerinde fast food'dan mıdır nedir bir bozulma olmuş. İnşallah düzelirler. Biz onlara güzel bir Türk döneri yollayalım. Şey güzeldi, elini sıkma meselesi. Merkel'le dert almıştır herhalde. İşte ya bence Trump Merkel'e de ayıp etti. Yani devletler politikasında böyle şeyler olmamalı. Olmamalı tabii. Olmamalı. İş oraya giderse yarın bir gün senin de elini sıkmayan biri çıkar. Çünkü diplomasi pis ve kirlenmiş kilitleri, pastı kilitleri açmaktır. Türkiye burada kilidi açtı. Çok iyi bir diplomasi kullandı. Evet. Burada top Amerika Birleşik Devletleri. Dünya altı devleti pasta. İse Türkiye'de beraber yürümek istiyorsa biz buradayız hocam. Peki müsaadenle yine Washington'dan önemli bir haberi vereyim. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden sonra Beyaz Saray'da bir başka önemli görüşme daha oldu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la Amerikalı mevkidaşı Mattis bir araya geldiler. İki bakanın görüşmesine ilişkin Pentagon yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada iki tarafın PKK terör örgütü konusundaki kaygılar üzerine mutabakata vardıkları bildirildi. Pentagon sözcüsü Dana White tarafından yapılan açıklamada James Mattis Türkiye'nin PKK ile mücadelesine desteğini ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini arttırmayı planladıklarını yineledi dedi. İki bakanın aynı zamanda Suriye krizini de ele aldıkları ifade edilen açıklamada iki ülkenin Suriye'deki insani krizin ve şiddetin azalması konusunda işbirliğine devam edecekleri de belirttikleri de ifade edildi. Bir detay haberle daha devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretinden PKK yandaşları bu kez sokaklardaydı. Türk Büyükelçiliği önünde provokasyona kalkışınca Türk korumalardan gereken cevabı aldılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk Büyükelçiliği'nin önü karıştı. Yumruklar, tekmeler konuştu. Terör örgütü PKK yandaşları Beyaz Saray önüne provokasyon için gelmişti. Türkiye'yi destekleyen grup onlara Dombra şarkısıyla yanıt verdi. Dombra şarkısıyla çılgına dönen PKK yandaşları sadece protestoyla yetinmeyip Türkiye aleyhine hakaretler etmeye başlayınca ortalık karıştı. Türk vatandaşlarının saldırıya uğradığını gören Cumhurbaşkanlığı korumaları kavgaya dahil oldu. Korumaların balyoz gibi yumruğunu yiyenin kısa süreliğine de olsa dünya ile irtibatı koptu. ABD polisi kavgayı ayırmak için araya girdi. Hanginiz ülke sahibi oldunuz? Orta Doğu'yu 85'e böldüler, 100'e böldüler. Hanginiz ülke sahibi oldunuz? Kavga kısa sürdü ama Cumhurbaşkanlığı korumaları terör yandaşlarına gereken dersi verdi. Terör destekçisi sözde protestocularsa çareyi ABD polisinin arkasına sığınmakta buldu. Trump'ın başı belada sevgili seyirciler. Gerçi normal başkanlık görevlerini dünkü Erdoğan görüşmesinde olduğu gibi sürdürmeye çalışıyor. Ama ciddi bir baskıyla karşı karşıya Amerikan tarihinde görülmemiş bazı olaylar da yaşıyoruz. Lavrov'la yaptığı görüşme Amerikan medyasında neredeyse görevden alma nedeni olabilecek bir casusluk olarak yargılanmaya başlandı. Tartışmaya doğal olarak Vladimir Putin de girdi. Putin eğer Amerikan medyasını tatmin edeceksek o görüşmenin tapelerini yayınlayalım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin son soru buydu. Amerika Birleşik Devletleri medyası Başkan Trump'a Rusya'ya gizli belgeleri verip vermediğini sordu. Daha önce Twitter'dan bazı bilgiler verdiğini söylemişti. Bu kez dolaylı konuşmayı tercih etti. So we had a very very successful meeting with the foreign minister of Russia. Our fight is against ISIS. Trump bu açıklamanın ardından da kapının yolunu tuttu.
Amerika'daki Trump karşıtı medya günlerdir devlet başkanının Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a terör örgütü DAEŞ ile ilgili gizli istihbarat bilgilerini verdiğini iddia ediyor. Tartışma o kadar büyüdü ki Rusya Devlet Başkanı Putin de konuya dahil oldu. Putin, İtalya ziyareti sırasında görüşmenin ses kayıtlarını açıklamaya hazırız mesajı verdi. Мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США. Ну, конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет. Rusya Devlet Başkanı Putin iddialarla dalga da geçti. Придётся объявить ему замечание, выговор, потому что он с этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны. Вот. Putin, Amerika Birleşik Devletleri medyasının bu tür iddialarla kendi ülkesine zarar verdiğinin altını çizdi. Evet, FETÖ'yle mücadele haberlerine geçeceğim ama biraz önceki haberde aklım kaldı. Vladimir Putin İtalya'daki temasları sırasında basın toplantısında söylediği sözler, tavrı, yüz ifadesi. Evet, kıdemli bir gazeteciyim. Soğuk Savaş yıllarını da çok yakından takip ettim. Ben Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde dahi Amerika Birleşik Devletleri'ni bu kadar aşağılayabildiği bir başka basın toplantısı izlemedim. Yani Amerika'nın içindeki o kavga bir süper güç olduğunu savunan Batı'nın bayraktarı bir ülkeyi, bakın Putin karşısında o sözlerden sonra söylüyorum, ne hale getirmiş? Paylaşmak zorunda kalacağım, bizimle niye istihbaratları paylaşmadın gibi gerçekten diplomasinin ötesinde cümleler nedeniyle. Efendim FETÖ ile mücadelemize geçelim. Bu Trump-Erdoğan buluşmasını en yakından izleyen isimlerden biri de FETÖ'nün yasa dışı faaliyetlerini hem araştıran hem de sergileyen ünlü avukat Robert Amsterdam'dı. Amsterdam 24'e özel açıklamalar yaptı. İnsanlar Gülen'in ne olduğuna uyanmaya başladı. Yakında önemli gelişmeler yaşanabilir dedi. Daha önce de ifade ettiğim gibi Sayın Başkan'a 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütü konusundaki beklentilerimizi de açıkça ifade edeceğim. Biz yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz. Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesinin öncelikli gündemlerinden biri FETÖ ile mücadeleydi. Özellikle de terörist başı Fethullah Gülen'in iadesi ya da tutuklanmasına yönelik Türkiye'nin talepleri. Ziyaretteki mesajları yakından takip edenlerden biri de FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasa dışı faaliyetlerini inceleyen ünlü avukat Robert Amsterdam'dı. People are waking up to who Gulen is. Amsterdam, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye karşı verdiği hukuki mücadele hakkında son durumu 24'de anlattı. Yakında olumlu gelişmeler bekliyor. We will see many positive results over the next 6 to 9 months. Every American within 9 months will know who Mr. Gulen is and how much money he's stolen from their particular state. Amsterdam, FETÖ'nün Amerika'daki sözleşmeli okullarının nasıl bir suç şebekesine dönüştüğünü ispatlamak için yoğun çaba harcıyor. Our work depends on state and local officials and the media to get out the message about the corruption and crime within the Gulen network. And I believe that's working. FETÖ 28 eyalette sözleşmeli okullarıyla yılda 750 milyon dolar kazanıyor. Robert Amsterdam ekibiyle birlikte bu okulların kapatılması için büyük çaba harcıyor. Şu sıralarda özellikle 8 eyalete yoğunlaşmış durumdalar. Ama çalışmalar bununla sınırlı değil. Right now we're focusing on schools and political connections. In respect to other criminal activity,
We're also working. Amsterdam, FETÖ'nün gerçek kirli yüzünü Amerikalılara bir kitapla anlatacak. FETÖ'nün Amerikalıların parasını nasıl çaldığını açıkça ortaya koyacak, diyor. Çünkü örgütün Türkiye düşmanlığı için yaptığı yoğun lobiye karşılık vermek şart. I represent the underdog here. The Gulen movement is spending $500,000 a month on PR. They are in fact playing into my hands. Because everywhere I tell people that it's American taxpayer dollars. Amsterdam bir noktaya özellikle dikkat çekti. FETÖ yoğun lobisini sürdürüyor ama günden güne etkisi azalıyor. Sonucu da FETÖ'ye bağlı okulların kapısına kilit vurulması olacak. In the closure or sale of the schools is an absolute goal and I believe it will occur. Amsterdam, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusununsa hükümetler arasındaki bir mesele olduğunu söyledi. Almanya bildiğiniz tutumunda ısrar ediyor. Tabii o lobinin büyük faaliyetleri var orada. Kanlı darbe girişiminin ardından FETÖ'cülere kucak açmıştı biliyorsunuz. Alman basınına göre iki Türk kaçak general daha siyasi sığınma hakkı istedi. Almanya 15 Temmuz'da millet iradesini kanla ele geçirmeye kalkan ama başarılı olamayan FETÖ'cülerin üssü olduğunu bir kez daha gösterdi. Daha önce birçok FETÖ üyesini barındıran hatta bazılarına sığınma hakkı veren Almanya, iki Türk generalden daha sığınma talebi aldı. Haberi Alman Bild gazetesi verdi. Buna göre iki Türk general önceki gün Frankfurt Uluslararası Havaalanı'nda iltica başvurusu yaptı. Gazete bu kişilerin darbe girişimine katılan FETÖ'cüler olduklarının tahmin edildiğini yazdı. Bahsi geçen kişiler ilk değerlendirmeden sonra geçici yerleşim bölgelerine gönderilecek. Almanya kısa süre önce de bazı FETÖ'cü eski subaylara sığınma hakkı vermişti. Ankara karara sert tepki göstermişti. Ardından Alman parlamenterlerin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaretine izin verilmemişti. FETÖ'nün eski savcılarından Zekeriya Öz ve Celal Karay'la firari sanık Can Dündar da Almanya'da barınıyor. Oysa gelen bilgiler FETÖ'nün Avrupa'da ciddi şekilde kan kaybettiğini de gösteriyor. Özellikle Türklerle artık bağlantıları kalmayınca bunlar gittiler başkalarının kucaklarına oturmaya başladılar. Ama ortaya çıkan her gerçek ciddi şekilde yeni patronlarının bu şahısların samimiyetlerini sorgulamasına da neden oluyor. Fethullahçı terör örgütü Türk ve Müslüman toplumdan uzaklaşma politikası izliyor. Üyeleri ve destekçilerinin çoğu Türk olan FETÖ, Türkiye'de ve Avrupa'da Türk toplumuna yabancılaşıyor. FETÖ hiçbir yerde destek görmüyor. Aksine tüm platformlarda tepkiyle karşılanıyor. Örgüt yayın organı olan Zaman ismini de tümüyle sildi. Hollanda'daki Zaman Vandaag'ı kapatıp Kante Kenning adıyla yeni bir gazete kurdu. Yeni gazetenin ilk sayısında Türk asıllı Hollanda milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ü hedef aldı. Gazetenin yöneticisi Mehmet Cerit ise Müslümanlar güçlenmemeli, güçlenirlerse gücü idare edemezler ve kötüye kullanırlar diyen birisi. FETÖ Hollanda'da olduğu gibi Belçika'da da kan kaybediyor. Örgüte ait bir bina satışa çıkarıldı. Kentteki Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgedeki bu binadan taşınılması, örgütün Türklerden uzaklaşmasının başka bir örneğini oluşturuyor. Örgüt, Bosna Hersek'te de benzer uygulamalar içinde. Daha önce kendilerini Türk kolejleri veya Türk okulları olarak pazarlarken, şimdilerde kendilerini Bosna Hersek yasalarına göre kurulmuş yerel okullar olarak göstermeye çalışıyor. Örgütün başkent Saraybosna'daki kampüslerinde ise ABD bayrağı dalgalanıyor. FETÖ'nün Türklerin yoğun olarak yaşadığı İsviçre'nin Basel kentindeki dershanesi de kapanan kurumlar arasında. Örgüt Avrupalılara yakınlaşmaya çalışıyor. Türklere ise yabancılaşma çabasında. Avrupa istihbaratı ise FETÖ'ye karşı aktif. Artık FETÖ dinler ve kültürler arası diyalog söyleminde samimi görülmüyor.
İlginç bir gelişme de Mardin'de yaşandı sevgili seyirciler. PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen bir şahsın evine baskın düzenlendi. Peki o evde elde edilen bilgiler ve belgeler neyi gösteriyordu? PKK, FETÖ işbirliğini. Polis baskın yaptığı evden terör örgütlerinin işbirliği çıktı. Mardin Midyat'ta PKK'lı olduğu tespit edilen Sabahattin Akçay'ın evi arandı. Saat 6.25 itibariyle aramaya başlıyoruz. PKK ve FETÖ elebaşlarının çok sayıda kitabı ele geçirildi. Kitapların arasında İncil de olması dikkat çekti. Şüpheli gözaltına alındı. Kitapları merakı nedeniyle edindiğini söyledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siyasetin ana gündem maddesi bugün için Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kavga. Gerçi genel merkez hayır artık hiçbir şey yok ortalıkta, her şey süt liman diyor ama muhalefet kanadında ise genişleme sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhalefet cephesi genişliyor. CHP eski genel başkan yardımcısı Umut Orhan da bayrak açanların arasına katıldı. Yeni bir söz söylemek lazım başlıklı bir broşür hazırladı. Genel merkez yönetimine seslendi. Komplo teorilerinden medet ummayın dedi. Ana muhalefet partisinde ortaya çıkan tartışmalar referandum sonuçlarının ve yeni sistemin ne anlama geldiğinin tam olarak kavranamadığını ortaya koymaktadır. Yeni durumu enine boyuna analiz etmek yerine saray kaynaklı komplo teorilerini öne çıkaran ve her itiraz edene hat bildiren bakış açısının hiçbir mantığı olmadığı gibi cumhuriyetperverlere herhangi bir faydası da yoktur. Umut Orhan CHP'deki iç çekişmeye yeni bir boyut daha kazandırdı. Genel merkez yönetimini eleştiren Deniz Baykal gibi isimlere sert çıktı. 2019 için ortak aday tartışmaları başlatanların önerileri yeterli değildir. Daha iyi bir Türkiye iddiası hayali ortaya konularak alternatif bir dava yaratılmalıdır. Bunu da ancak bir şeye karşı olarak değil, yeni bir şey söyleyerek yapabiliriz. Merhaba arkadaşlar. CHP içi muhalefetin ön sıralarındakilerden Yalova milletvekili Muharrem İnce de genel merkeze salvolarını sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin CHP'nin içini karıştırdığı iddialarını eleştirdi. Bazı arkadaşlar bilinçli, bazı arkadaşlar bilinçsiz bu projeye imza attı gibi sözler söyledi. Bu ayıp ve doğru değildir. Bunu söyleyenleri vicdanı davet ederim. Bu bizim geleneklerimize ve mantığımıza da aykırıdır. Kaldı ki ben de sorarım o zaman. Saray çok mu rahatsız CHP yönetiminden? Yani CHP'nin şimdiki yönetimi sarayı yenecek güçte mi? Gayet de memnunlar. Bakın bu topraklarda meşruiyet ilan edildi. Cumhuriyet ilan edildi. Şimdi ciddiyet ilan etme zamanıdır. 133 milletvekilinin 133'ü de üstüne alınmalıdır. Kabul edilecek bir laf değildir. CHP yönetimi her şey süt liman tavrını sürdürüyor. Parti sözcüsü Bülent Tezcan'a göre her şey yolunda. Genel merkezde revizyon havası yok. Öyle bir hava da yok, öyle bir tablo da yok. Genel merkez her ne kadar inkar etse de CHP içindeki gerilim her geçen gün artıyor. İplerin ne zaman kopacağı ve kimlerin nereye savrulacağıysa merak konusu. Efendim kısa bir aramız var, saat başında birlikteyiz, bekliyorum. Saatlerimiz tam 22'yi gösteriyor ve moderatör gece bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili seyirciler, önemli haberler peş peşe gelecek. Kısa başlıkları hemen aktarıp vakit kazanmaya çalışacağım çünkü çok yoğunum. Kritik görüşmeyi devam ediyoruz. Biraz önce Mesut Akkıcaş'ınla gelişmenin Türkiye'ye yansıyan yüzlerini aktardık. Ama en çok Orta Doğu tartışılıyor ve bu Orta Doğu çerçevesinde de acaba İran-İsrail hattında neler olacak? Trump-Erdoğan buluşmasından sonra PKK-PYD unsurları bu buluşmadan cesaret aldı mı almadı mı? Bütün bu gelişmeleri değerli uzman meslektaşım Çetin Er Çetin'le değerlendireceğim.
Efendim Tunceli'de polis noktasına bir saldırı gerçekleşti ve saldırgan terörist öldürüldü. Hakkari kırsalında operasyonlar devam ediyor. Terörle mücadelenin detayları birazdan ekranda olacak. Antalya'da TOKİ konutlarında bir patlama meydana geldi. İki kişi hayatını kaybetti. Tabii herkes alarma geçti. Gaz sıkışması mı, başka bir şey mi derken ortaya tamamen şaşkınlık yaratan bir sonuç çıktı. Bir eski madenci, gönül ilişkisi yaşadığı kadını kendisiyle birlikte dinamitli havaya uçurmuştu. Bu detayı vereceğim. WhatsApp hattı kurduk biliyorsunuz. Artık vatandaş çekiyor, bize yolluyor. Biz de o çekilen görüntülerden haberleri oluşturmayı devam ediyoruz. Bir iki tane WhatsApp görüntüsünü bir haberde birleştirdik. İnşaat işçilerimiz artık sanıyorum 24 TV WhatsApp gönüllülerinin kontrolünde olacak. Birazdan o görüntüleri aktaracağım. Magazin dünyasından da bir haberimiz var. Ünlü şarkıcı Deniz Seki biliyorsunuz bir cezaevinde 5 Haziran'da çıkacak cezaevinden ama alınan bilgilere göre çıkar çıkmaz milyon liralık konserlerine de başlayacak. Yani Deniz Seki'nin yeniden doğmasına çok az kaldı. Dilerseniz haberlere geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'daki Trump görüşmesinden sonraki programı da yoğundu. Kanaat önderleri, Türk toplumunun liderleri ve oradaki akademisyenler herkesle toplantılar yaptı. Dilerseniz Cumhurbaşkanı'nın o programına bir daha göz atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne geçti. Erdoğan burada ABD'li kanaat önderleriyle ABD'li şirketlerin CEO'ları ve fon yöneticilerini kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Büyükelçilikten ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk vatandaşları sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti. ABD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Andrew Hava Üssü'nden Türkiye'ye hareket etti. Erdoğan-Trump görüşmesinde birçok konuda ön anlaşmalar ortaya çıktı ama PYD-YPG konusunda ve tabii ki PKK konusunda bir uzlaşmanın işaretleri henüz görünmedi. Göreceğiz, bakacağız, izliyoruz. Peki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Drakka operasyonu çerçevesinde bu kadar önemsediği YPG-PKK unsurları acaba arka planda neler yapıyor? İşte bu arka planda bir itiraf tarihi önemde bir gerçeği ortaya çıkardı. PKK aynı zamanda Amerika'nın yanında DEAŞ'la da işbirliği içinde. İtiraf Ezidi bir milisten, Sincar'da teslim olan Ezidi bir milisin pişmanlık itiraflarından ortaya çıktı. Bir yanda Sincar Dağı'nı ikinci kandil yapmaya çalışan terör örgütü PKK, diğer yanda onlara karşı savaşıyoruz diye bahane olarak gösterdikleri DEAŞ. Aslında bu iki terör örgütü kol kola, üstelik aralarında bir anlaşma da var. PKK Sincar'da kendisine katılan Ezidi milislerle tutunmaya çalışıyor. 2,5 yıl onlarla birlikte olan bir Ezidi her şeyi Anadolu Ajansı'na anlattı. Adı saklı tutulan Ezidi milis, DEAŞ'lı teröristlerin PKK'lı gibi giyinip Sincar'daki kamplara gittiğini söyledi. İtirafçı milis, terör örgütü PKK'nın DEAŞ'la savaşıyormuş gibi görünerek Ezidileri de kandırdığını söyledi. Bunun için de DEAŞ militanlarıyla anlaşma yapıp bazı bölgeleri ele geçirmiş gibi yaptılar. Ezidi milis bunu fark ettiği için ölümle tehdit edildi.
Anlattığına göre PKK'lı teröristlerin İran'la da ilişkileri var. Üst düzey PKK'lı teröristler zaman zaman İranlı askeri yetkililerle görüşüyor. Evet, terörle mücadelenin detay haberlerine geçelim. Tunceli'de polis kontrol noktasına saldırmaya kalkan terörist öldürüldü. Hakkari kırsalında saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen teröristler de bomba yağdırıldı. Tunceli Ovacık Karayolu'ndaki polis kontrol noktasına gasp edilen bir araçla gelen terörist güvenlik güçlerine ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist vurularak etkisiz hale getirildi. Hakkari kırsalında kesin yerleri ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 5 PKK'lı terörist, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından yapılan hava harekatıyla saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi. Hakkari Zap Karakolu bölgesinde başlatılan operasyonda da çatışma yaşandı. Bir terörist M16 silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Tabii o M16 silahının ne olduğunu biraz vurgulamak lazım. O özellikle belirtilmiş haberde Amerikan deniz piyadelerinin kullandığı güçlü bir silahtır efendim. Silahı veriyorlar ya onlar. Neyse, Şırnak'ta 15 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerin askeri üsse saldırması sonucu yaralanan askerimiz şehit oldu. Şırnak'taki Gömeç üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 3 asker yaralanmıştı. Yaralı askerlerden biri ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Gata'da şehit oldu. Efendim, Trabzon'da biliyorsunuz teröristlerin açtığı ateş sonucu ve girdiği çatışmada şehit düşen uzman onbaşı Osman Gazi Çetingöz memleketi Yozgat'ta toprağa verildi. Bir tane Osman Gazi ölür, işte gördüğünüz 1000 tane Osman Gazi doğar. O hainler sanmasın ki Osman Gazi'ler biter. Şehit babası terör örgütlerine böyle seslendi. Biz Yozgat'ın bağrımdan koşup gelin delikanlıyız. Eli kanlı değil, vatan için yürekten yaralıyız. Biz hayatımızı feda etmişsek, benim bir teşik yavrum hayatını feda etmişse bu vatan oradır. Uzman onbaşı Osman Gazi Çetingöz, Trabzon'da teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olmuştu. Cenaze namazını memleketi Yozgat'ta imam babası Kerim Çetingöz kıldırdı. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Anne Huriye Çetingöz oğlunun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Şehit uzman onbaşı gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bu arada DH'le mücadele de aralıksız sürüyor yurt içinde, yurt dışında. Ama yurt içinde süren mücadelede biliyorsunuz Reyna katliamcısı Maşaripov'u büyük bir operasyonla ele geçirmiştik. Ondan itiraflar da gelmişti ve onun yargılanması sürüyor. Polis bu kez yine DH'ın ülkemiz içindeki en önemli iki numaralı ismine ulaştı. Hasan Gülümov gözaltına alındı. Reyna katliamcısı yakalandı ama operasyonlar bitmedi. İstanbul terörle mücadele ekipleri bu kez terör örgütü DEAŞ'ın kilit isimlerinden birini daha ele geçirdi. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de operasyon yapıldı. Maşaripov'un hücresinden bir başka DEAŞ'lı terörist Kasam Glomov kıskıvrak yakalandı. Teröristin Türkiye'ye sahte kimlikle Hatay'dan girdiği belirlendi. Kapıyı aç! Terörist Glomov'un saklandığı adreste 12 Kalaşnikov ve 4378 Amerikan doları ele geçirildi. DH'lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturma ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Reyna katliamına ilişkin tetikçi Maşaripov'un da aralarında bulunduğu 51'i tutuklu 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 11 Aralık'ta Silivri'de görülecek. İddianamede terörist Maşaripov için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Efendim birazdan terörle mücadele çerçevesinde Çetin Erçetin arkadaşımızla bağlantımız olacak. Ama isterseniz yaşamın içinden akan haberleri de şöyle bir bakalım. Antalya'nın Kemer ilçesindeki kömür madeninde metan gazı sıkışması meydana geldi. 8 işçi operasyonla kurtarıldı. Ne yazık ki mahsur kalan 2 işçimiz hayatlarını kaybetti. Abi. Abi bunlara orada bir su tutsana. Madende metan gazı sıkıştı. 900 metrede mahsur kalan iki işçi gazdan etkilenerek hayatını kaybetti. Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür madeninde akşam saatlerinde yoğun metan gazı sıkışması olduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. On işçinin çalıştığı madenden ilk anda 8 işçi tahliye edildi. Levent Korkmaz ve Esen Çavuş isimli madenciler ise yaklaşık 900 metre derinde mahsur kaldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Kürel de maden ocağının bulunduğu bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İşçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Ocağın içine hava basıldı. Arkadaşlarını kurtarmak için tüm madenciler seferber oldu. AFAD ekiplerinden oksijen tüpü ve maskesini nasıl kullanacaklarının eğitimini alan bir grup işçi, maskenin yüzlerine tam oturması için birbirlerinin sakallarını kesti. Ardından işçiler itfaiye ekipleri eşliğinde madene girdi. Madene giren ekipten iki kişi de gazdan etkilendi. Baygın durumda madenden çıkarılan işçilere ambulansta müdahale edildi. 7 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından acı haber geldi. İki işçinin cansız bedenine 900 metre derinlikte ulaşıldı. Arkadaşların gazdan etkilenerek öldüklerini düşünüyoruz ama kesin sonuçlar ancak otopsi raporlarından sonra ortaya çıkacak. Ama bir göçük falan yok mu? Bizim bildiğimiz bir grizu patlaması yok, bir göçük yok. Yoğun bir gaz sızıntısı sonucunda meydana gelmiş bir kaza. Hayatını kaybeden işçilerden 39 yaşındaki Levent Korkmaz'ın 3 ay sonra emekli olmaya hazırlandığı, 35 yaşındaki Esen Çavuş'un ise 15 yıl otellerde aşçılık yaptığı, 3 yıl önce madende çalışmaya başladığı öğrenildi. Sevgili seyirciler, Antalya TOKİ konutlarında bir patlama meydana geldi. Tabii büyük bir telaş, panik hali. Herkes önce terör saldırısından, sonra da bir gaz sızıntısından, gaz patlamasından şüphelendi. Ama ortaya çıkan gerçek şok ediciydi. Bir eski madenci, gönül ilişkisi kurduğu kadınla yaşadığı tartışma sonrasında hem kendini hem de kadını dinamitle havaya uçurmuştu. Haber bir apartmanda patlama meydana geldi diye ulaştı. O patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti. Herkes önce gaz patlaması ya da terör saldırısı olabilir mi diye düşündü. Kesinlikle görünen haliyle terör eylemi konumunda bir patlama olmadığı anlaşılıyor. Abi hiçbir bilgimiz yok ama yani bu tip olamaz. Kısa sürede ortaya atılan iddialar şok ediciydi. Eski madenci Mustafa Alper, Antalya'da gönül ilişkisi yaşadığı bir kadının evini dinamitle patlatmıştı. Bir patlama sesi, biz dedik gök gürlüyor. Öyle bir yani patlamayla uyandık hepimiz. Evet. Duman vardı, ben çocukları aşağı gönderdim, komşuları uyandırayım yangın var diye.
Gittim öbür komşuyu uyandırmaya, şeyi kopuk bacağın üzerine bastım. Bomba gibi, böyle sanki bomba atmışlar gibi öyle geldi, öyle hissettim ben. Çok korktum, titremeye başladım yattığım yerden. İnfilak sonucu madenci ve sevgilisi hayatlarını kaybetti. Nurcan Demiröz eğlence mekanlarında çalışıyordu. Mustafa Alper'le uzun süredir beraberdi. Bir nedenden ötürü kavga etmeye başlamışlardı. Bağırışmalar komşular tarafından da duyulmuştu. Saat 5'te bir kavga vardı ama yani alışkınız onların kavgasına diye yani önemsemedik. O dairede bir kişi daha vardı. Nalan C. patlamadan yaralı olarak kurtulmuştu. Adliyedeki ifadesinde olup biteni anlattı. İddialara göre patlayan dinamitti. Bizim altımıza binada, yani dairede patlama olmuş. İçeriye ben acaba bir telaşla gittim diye, acaba bir yaralı mı var mı kurtarmak için. Karanlık olduğu için de şey de göremedim. Telefonun ışığıyla şey yapmaya çalıştık. Yani parçaların altında bir şeyler var mı? Acaba dolap yıkılmış çünkü, koltuklar yıkılmış. Bir şey bulamadık. Ama o anda komşular geldi koridorda. Dedi ki ayak var. Antalya Emniyet Müdürlüğü olayın terör boyutu olmadığını açıkladı. Soruşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi. Konya Selçuklu'da kelimenin tam anlamıyla bir aile trajedisi yaşandı. Bir kişi boşandığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. Hem de 7 yaşındaki kızının önünde. O çocukcağızı aldı. Kayıplara karışırken bu kez 17 yaşındaki oğluna bir mesaj attı. Dedi ki eve koş, nineni, anneni, dedeni vurdum. Boşandığı eşinin baba evini bastı, 3 kişiyi vurarak öldürdü. Korkunç olay Konya Selçuklu'nun Bosna Hersek mahallesinde meydana geldi. Erdal Atlı, Ocak ayında boşandığı, eşi Yasemin Yıldız'ın kaldığı baba evine gitti. Erdal Atlı, yanında getirdiği av tüfeğiyle dehşet saçtı. Eski eşi Yasemin Yıldız, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı 7 yaşındaki kızının gözleri önünde vurarak öldürdü. Zanlı, cinayetin tanığı küçük kızı da yanına alarak kayıplara karıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda dikkat çekti. O paylaşımlardan birinde tam bir yıl önce bugün kopardılar seni benden. Ama Allah büyük kızım, abini kurtardım aldım. İnşallah seni de en kısa zamanda kurtarıp alacağım vicdansızların elinden diye not düştü. Bir başka mesajdaysa suskunluğumu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle cinayet planlamaz dedi. Erdal Atlı 17 yaşındaki lise öğrencisi oğluna cinayetten sonra da mesaj attı. Oğlum koş eve, nineni, anneni, dedeni vurdum. Koş belki yetişirsin diye yazdı. Katil zanlısı eski koca her yerde aranıyor. Aslında bu şahıs haberden de anladığınız gibi sadece 3 akrabayı öldürmemiş. 2 çocuğunu da mahvetmiş durumda. Bu açık ve seçik bir şekilde ortada. O 2 çocuk annelerinin ölümünü nasıl yaşadılar? İsterseniz Bursa'ya da bakalım. Orada da hafriyat kamyonu terörü var. Ve burada hafriyat yüklü kamyona arkadan çarpan sebze yüklü kamyonet meselesi de var. Bir kişi hayatını kaybetti. Ama ondan sonra yaşanılanlar polisin havaya ateş açmasına neden olacak ölçekte ciddiydi. Kaza sonrası ortalık karıştı, yaralı yakınlarıyla arbede yaşandı. Bursa-İstanbul yolunda iddiaya göre Yasin Şık'ın kullandığı pazarcı kamyoneti önce bir cipe ardından hafriyat kamyonuna çarptı. Pazarcı kamyoneti hurdaya döndü. Sürücü Yasin Şık ve yanındaki Tahir Şık içeride sıkıştı. Çağrılan itfaiye 2 yaralıyı çıkardı ancak 42 yaşındaki Tahir Şık hastane yolunda can verdi. Yakınları olay yerine koşup geldi. O gruptan biri polis memuruna vurup darp etmeye kalkıştı.
Trafik şube müdürü de kalabalığı dağıtmak için havaya iki el ateş etmek zorunda kaldı. Takviye polis ekipleri geldi, kazaya karışan hafriyat kamyonuyla cip sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Efendim 24 Haber Merkezi çok güzel bir uygulama başlattı biliyorsunuz. WhatsApp ihbar attı. Çektiğiniz görüntüleri, dikkatinizi çeken bir gelişmeyi, bir aksaklığı veya o anda yaşanılan, tabii ki bizim ulaşmamızın imkansız olduğu bir olayı çekiyorsunuz cep telefonunuzla, WhatsApp'la bize bilgi olarak atıyorsunuz. Biz de onları geri geldiğince yayınlıyoruz. İki tane arka arkaya haber vereceğim. İkisi de WhatsApp'tan geldi. Ve ikisi de inşaat işçilerinin güvenlik konusundaki vurdum duymazlıklarıyla ilgili. Önce gördüğünüz zaman canım bu kadar da olmaz diyeceğiniz birinci görüntüler. Hiç bir can gönlü olmadan çalıştığı işe bak, yaptığı işe bak. Bir eliyle demiri tuttu, diğeriyle çekiçle çivi çaktı. Yürekleri ağızlara getirdi. Böyle çalışma mı olur baksana? En azından beline bir şey bağlaması lazımken. Görüntünün kaydedildiği yer İstanbul Esenyurt'taki Akçaburgaz Mahallesi. Bir inşaat işçisi hiçbir önlem almadan çalışıyordu. Görenler insan hayatı bu kadar ucuz mu demekten kendilerini alamadı. Bir can gönlü olmadan çalıştığı işe bak, yaptığı işe bak. Burası da İstanbul Kartal. Kameraya yansıyanlara söylenecek, yazılacak bir şey yok aslında. Akıllara tek bir soru geliyor. Önce can güvenliği uyarısı size bir şey ifade etmiyor mu? Altta. Ortada var mı? Olmuş yok. Çek. Yine ikinci görüntüde ben bile ellerim terledi. Yani olacak şey değil. Bir insan iş yapabilir, tamam, inşaat çalışanınız olabilirsiniz ama bütün güvenlik önlemlerini almak zorundasınız. Tekirdağ'dan bir görüntüyle devam edeceğim. Anlatmıyorum, görüntü kendini anlatıyor. Önce can güvenliği ama bu işçi belli ki pek böyle düşünmüyor. Burası Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaat. Beşinci kattaki işçi tehlikeli bir çalışma içerisinde. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Kat çıkmak için dizilen tahtaların üzerine çıktı. Düzgün olup olmadığını belirlemesi gerekiyordu. Gerilen ipi hizalamak için korkusuzca yürüdü. İşçinin inşaatla boşluk arasına geldiği ansa izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Neyse ki bir kaza yaşanmadı. O korku dolu anlardan geriye de cep telefonuna yansıyan bu görüntüler kaldı. Bursa'ya devam edeceğiz. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye kamyon çarptı. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. İki aracın arasından geçti, hızla gelen kamyon çarptı, ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Bursa'nın Nilüfer ilçesinden. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Orta şeritten koşarak geçen o vatandaş sol şeritteki kamyonu göremedi. Kamyon çarpınca metrelerce sürüklenip ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Biraz da trafikten devam edeceğim. İbretlik görüntüler, ibretlik olaylar var. Yapmayın. Yani bir trafik yüzünden birbirinize girmenizin bir alemi yok. Kaza bile yapsanız sonuç itibariyle bir tutanak tutuyorsunuz. Allah ölümlü, yaralamalı vermesin. Ve sonuçta kaskodan alıyorsunuz gereğini. Mesela trafikteki kötü alışkanlıklarımızdan biri. Sabırsız bir milletiz ya, kırmızı ışık, korna çalma. Ve bir an önce öndekini hareketlendirme kaygısı. Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsüyle araç sürücüsü işte bu yüzden bakın ne hale geldiler.
Kenarı geçti, araca yumruk attı. Sonrası bu. Aracın ön camında kocaman bir göçük oluştu. Kırmızı ışıkta korneye basma tartışması böyle noktalandı. Sağ şeritte durmuş, sola dönecek. Sola da kırmızı yandığı için ben de korneye bastım, yol verdi geçeyim gibisinden. Korneye bastığımdan dolayı arkamdan beri takip ederekten geldi buraya kadar. Yolda bana küfürler ederekten, hakaret ederekten. Gaziantep'teki olayda Hasan Özer, kendi iddiasına göre kırmızı ışıkta kavşağı kapatan motosiklet sürücüsünü uyardı. Ardından motosikletteki öfkeli iki genç peşine düştü. Kırmızı ışıkta durduktan sonra motordan indi, önüme geçti. Hafif hafif böyle hareket ettim, geçsin kenara gideyim diye. Kenarı geçti, araca yumruk attı. Sürücü Hasan Özer neye uğradığını şaşırdı. Tek yapabildiği 155'i arayıp polisten yardım istemek oldu. 18-20 yaşlarında, kirli sakallı, iki kişilerdi motorun üzerinde zaten. Birisi indi, biri inmedi. Diğeri motoru tuttu. Sonra da motora bindiler ikisi beraber. Buradan U dönüş olaraktan çekip gittiler. Polis şimdi güvenlik kamerası görüntülerinden plakasını tespit ettiği motosiklet sürücüsünü arıyor. Yine trafikten çok özel bir haber. Bu da artık bizim vicdani sorunlarımız olduğunu da gösteriyor. Engelli park yerine araba bırakamazsınız. Çünkü orası adı üstünde engelli vatandaşların meşru hakkı olarak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de onlara ayrılmış bir yer. Ve o engelli sürücü kendi hakkı olan yere bırakılan aracı şikayet etti. Ve bakın o dört kişi ne yaptılar. Bir kişiye karşı dört kişiyi acımasızca vurdular. Karşı koymaya çalıştı ama dayak güvenlik kamerasının kadrajının dışında da devam etti. Korunmama bile fırsat vermeden birisi de elimi tutarak ondan sonra dört kişi birden hücum etti üzerime. Ben de bu şekilde kendimi savunmaya çalıştım ama sadece kendimi koruyabildim, savunmak saldırı anlamında değil. Darp edilen Bursa'daki yerel bir gazetenin spor yazarı Adnan Alp, engelli park yerine bırakılan otomobili polise bildirdi. Polis geldi, arabayı çekti. Akabinde arabayı çekilenlerden sahibi ne benim çektiğimi söylediler. Ardından dört kişi kafede oturan Adnan Alp'in yanına gitti ve bizi neden şikayet ettin diyerek tartıştı. Küfürleşme ve itişme yaşandı. O itişme kavgaya döndü. Dört kişi birden Adnan Alp'in üzerine çullandı. Birbiri ardına yumruklar indi. Çevredekiler araya girmeye çalıştıysa da fayda etmedi. Adnan Alp'i döven grup daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Akabinde işte polis ve emniyet çağrıldı. Hastaneye darp raporu alındı. Ondan sonra şikayetçi oldu kendilerinden. Özetlerde de söylemiştim, sonra tekraren de ifade ettim. Türkiye Gazetesi'nin uzman yazarı Çetin Erçetin şu anda Ankara Haber Merkezi stüdyomuzda. Hoş geldin Çetin Erçetin. Hoş bulduk. Ben bütün trafik kazası haberlerini veriyordum. Anladığım kadarıyla arkadaşların kulaklıktan söylediğine göre tevafuk mu diyelim buna, nedir? Bir ufak kaza sonucu biraz geciktin. İnşallah maalesef, sadece mala maalesef olmuştur. Büyük metropollerde yaşamanın çok şükür. Yani büyük metropollerde yaşamanın maalesef bazen böyle küçük maliyetleri oluyor. Küçük maliyetleri olsun, cana gelmesin. Biz geri kalanını her şey hallolur. Peki sen de Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirmeyeceğim Çetin Erçetin. Çünkü bir önceki bölümde Sayın Mesut Akkıcaş'ın bizim konuğumuzda ama uzmanı olduğun nokta çok önemli. Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra. Çünkü zaten Erdoğan-Trump görüşmesi eşittir Suriye, Irak, Lübnan ve Orta Doğu coğrafyası. Önce takip ettiğini çok iyi biliyorum. Bu görüşmeden ortaya çıkan tablo bölgede nasıl değerlendirildi? Genel anlamıyla sonra detaylara gireceğim.
İşin açıkçası tabii senin de tam ifade ettiğin gibi Orta Doğu'daki bütün siyasi liderler, hatta muhalifler de dahil olmak üzere herkesin gözü bu görüşmedeydi. Nitekim dün bu görüşme bittikten sonra ben bir yayındaydım. O yayından çıktıktan sonra bile gece saat 2'ye kadar Orta Doğu'da tanıdığım, devamlı görüştüğüm birçok lider telefon açıp bazı değerlendirmeler yaptılar. Evet. Bundan sonra süreç nasıl ilerler? O da gösteriyor ki gerçekten herkesin gözü kulağı bu görüşmedeydi. Evet. Tabii herkes gözü kulağı buradaydı ama tabii herkesin merak ettiği bir şey vardı. Türkiye yeni süreçte Amerika ile birlikte ilişkilerini düzeltebilecek mi? Evet. Tabii Türk kamuoyunda, bazı medya kuruluşlarında, özellikle Avrupa'daki bazı kuruluşlarda çok olumsuz bazı ifadeler ya da olumsuz bazı anlamların yüklendiği bir görüşme algısı vardı görüşmeden önce. Ama inanın görüşmeden sonra inanılmaz bir rahatlama vardı. İnanılmaz bir rahatlama oluşmuştu. Özellikle Irak merkezi yönetiminde ve Erbil, Irak Kürdistan bölgesel yönetiminde. Çünkü her iki tarafta PKK konusunda ne yapacağını şaşırmış durumda ve bir taraf savaşmaya hazırlanıyor, öbür taraf ilişkileri bir türlü Türkiye ile normalleştiremediği için Sincar bölgesine giremiyor. Dolayısıyla karmaşık bir tablo içerisinde Amerika'nın taahhüdünün çok net bir şekilde Irak'taki PKK unsurlarıyla yapılacak bütün savaş sürecinde ya da çatışma sürecinde, operasyonlar sürecinde Türkiye'ye aktif destek vereceğini duymuş olmaları onları rahatlattı. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye'nin PKK ile ilgili mevzularda Irak'a yönelik söyleyeceği ya da Irak Kürdistan yönetimiyle yapacağı her türlü görüşmede ciddi bir destek alacağını düşünüyorum. Ben de şimdi tam bu arada bir ara soru sormaya hazırlanıyordum cümlenden yola çıkarak. Senin gibi uzman bir dostumun karşısında ukalalık yapmak istemem ama benim gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri yönetimi PYD unsurlarıyla işbirliğinin devamında Türkiye'yi en azından biraz daha yumuşatmak için iki seçeneğe ihtiyacı var. Biri Sincar'ın şu veya bu şekilde PKK'dan temizlenmesi, iki Münbiç'in Özgür Suriye ordusuna devredilmesi. Önce Sincar'a bakalım. Senin söylediklerinden yola çıkarak Irak yönetimi ve Barzani, Amerika'nın bu tutumundan sonra Türkiye'nin de talep ettiği bir biçimde Sincar'ı temizler mi? Şimdi tabii burada Ardan Zentürk çok önemli bir parametreyi akıllara getirmek istiyorum. Evet. Herkes Trump'ın danışmanlarıyla ilgili yorumlar yaptı ama Trump'ın, daha doğrusu Amerika'da Cumhuriyetçilerin Orta Doğu ile ilgili iki tane temel ismi vardır. Bunlardan biri McCain, eski ABD başkan adayı ve Cumhuriyetçilerin çok önemli bir ismi. İkincisi ise Zalmay Halizat, İran eski özel temsilcisi. Her iki isim de sahayı çok iyi bilen, hatta sahadaki dilleri, siyasi liderleri çok iyi tanıyan isimler. Şimdi Zalmay Halizat'ın aslında Ocak ayında bir raporu vardı. 80 sayfalık bir rapor. Bu raporda Irak sahası içerisinde terörle mücadelede ve PKK ile mücadelede, bu da altı çizilerek söylenen bir şey, Türkiye'ye sonsuz destek verilmesi, Suriye'de ise YPG'ye ihtiyaç olduğu. Şimdi bu da aslında şu anki mevcut yönetimin, Trump'ın ana parametresini oluşturuyor. Her ne kadar Türkiye'de tartışmalar işte CENTCOM tarafından ya da Pentagon tarafından bazı yorumlar yapılsa bile aslında temel parametre McCain ve Zalmay Halizat zaten ta Ocak ayında çizmişti. Evet. Tabii bundan sonra ne olur sorusunda aslında bu parametre üzerinden gittiğimiz zaman da şunu görüyoruz. Örneğin mesela Sincar operasyonu düzenlendiği zaman Amerikalılar Sincar'da PKK'ya bir görüntü vermediler ama Suriye sınırları içerisinde Karaçov bölgesinde doğrudan Amerikan askerlerini gördük PYD ile birlikte. Evet. Bu da şunu gösteriyor. Suriye'de PYD'yi sahipleniyor ama Sincar'da PKK'ya herhangi bir şekilde sahiplenmiyor. Zira Amerika'nın zaten operasyonlara yönelik tepkisi de ya da bizimle aslında ayrıştığı noktada Suriye sınırları içerisindeki operasyondu. Yani Sincar bölgesine yönelik önümüzdeki süreçte ben herhangi bir şekilde Amerika'nın müdahale etmeyeceğini düşünüyorum. Nitekim Zalmay Halizat'ın raporunu da dikkate alacak olursak çok net bir tablo var. Türkiye'nin Irak sınırları içerisindeki PKK yönelik operasyonlarına her türlü destek gelecektir. Peki. Zaten sen daha önce de yaptığımız bir sohbette zaten Amerika'nın PKK'nın İran desteğinde Sincar'a yerleşmesinden aşırı derecede rahatsız olduğunu ifade etmiştin. Anladığım kadarıyla Trump yönetiminin Erdoğan'a
vereceği ilk bölge veya temizlik harekatı Sincar olacaktır. Doğru mudur? Tabii burada Ardın Zentürk şu çok önemli. Biz tabii hep bir PYD, PKK denklemi üzerinden gidiyoruz bölgede ama Amerika'nın öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte PKK'yı ikiye bölmek gibi bir niyeti var. Yani PYD'yi PKK'dan ayrıştırmak gibi bir düşüncesi var. Ama bunu ne kadar gerçekleştirebilir, bunu saha koşullarıyla değerlendirdiğiniz zaman ya da buna İran'ın ne kadar izin vereceği konusuysa apayrı bir tartışma konusu. Çünkü sonuçta yıllardır hani sen de bölgeyi takip ediyorsun. Defalarca Erbil'de, Süleymaniye'de beraber birçok habere gittik, birçok insanla görüştük. Şunu çok iyi biliyoruz ki İran bir şekilde PKK'yı kontrol edip Sincar, Kandil hattını lojistik olarak elinde tutmaya çalışacaktır. İşte bütün mevzu da burada patlak verecek. Öyle gözüküyor ki PKK bir tercih yapmak durumunda bırakılacak önümüzdeki süreçte. Ama bu tercih PKK'yı ya Amerika'nın ya İran'ın yanında da tutabilir ya da PKK'yı ikiye ayırabilir. Amerika'nın umduğu ve beklediği şey tamamen ikiye bölünmesi ve PYD'nin PKK'dan ayrışmış bir şekilde bölgede yeni bir sürecin başlatılması. Ama buna baktığımız zaman da tablo aslında şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. Evet. Halihazırda 311 tane PKK'nın üst düzey yöneticisi YPG'nin ve PYD'nin içerisinde. Daha önce bu rakam 80-90'lar civarındaydı. Bugün 311'e ulaşmış durumda. Dolayısıyla Kandil'deki yöneticilerin yavaş yavaş o bölgeye yerleşmeye gelmesi de aslında Türkiye'nin zaten en başından beri koyduğu çekinceler, sıkıntılar ve müdahale edilmesi gereken noktalardan biri olarak gösterilmişti. Ama Amerika'dan bu anlamda işte Rakka operasyonu için bir söz vermiyoruz ama Rakka sonrası için verilen sözler var. Dolayısıyla şimdi bütün gözler önümüzdeki 3 ay süresince hem Sincar'da hem Suriye'nin sınır hatları içerisindeki hareketlilikle doğrudan gözlemleyeceğimiz bir süreç olacak. Peki şimdi Erdoğan çok zor bir dönemde büyük bir cesaretle gitti Beyaz Saray'a ama takdir etmek lazım. Trump da çok zor bir dönemde bu ziyareti göğüslemeye çalıştı. Yani iki lider de birbirinden kaçmadılar. Ve ortaya çıkan tabloda kaçmamaya çalışacakları yönünde. Yani ilişkiyi belli bir zeminde tutmaya çalışıyor iki lider de. Bu İran açısından nasıl bir işaret sence? Onların beklentisi belki de FETÖ'cüler gibi kavga çıkmasıydı. Doğru mudur? Aslına bakarsan tabii herkes Trump gibi işte sorunlu bir karizmatik liderliğe sahip bir insandan farklı tepkiler gelebileceği yorumlarını yapmışlardı. Hatırlarsanız Merkel görüntüsü vardı ama tabii aslında Ardın Zentürk Türkiye'de Amerikan iç kamuoyuna yönelik şeyler çok dışarıdan endeksli bakılarak tartışılıyor. Doğru. Örneğin Trump'ın hep Alman kökenli olmasından kaynaklı bir çok ciddi tartışma vardı ve şimdi düşünebiliyor musunuz? Amerikan başkanı ve Alman kökenli bir insan ve doğrudan aslında Trump'ın o zaman verdiği tepki kendi iç kamuoyuna yönelikti. Yani biz bunu dış politika eksenli okumaya çalıştık. Tabii o görüntü akıllarda bundan sonra gelebilecek liderlere de benzer şeyler olabilir mi? Ama şunu görüyoruz. Son 10-15 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'la beraber başlayan dünya ülkelerinde bir karizmatik lider silsilesi başladı. Evet. Yani bu Türkiye ile beraber başladı. Ardından işte şimdi Fransa'da en son var. İşte Avrupa ülkelerinde bu giderek yaygınlaşmaya başladı. Amerika'da Trump gibi yine karizmatik bir lider. Rusya'da Putin gibi bir lider. Dolayısıyla karizmatik liderlerin birbiriyle çatışması, kavga etmesi kadar birbiriyle uzlaşma alanlarının yaratması da aslında çok normal. Tabii burada şu çok önemli. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Washington'daki ziyareti aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerinden de bu konuda bazı çekinceler vardı. Örneğin eğer böyle tepkiler gelirse ya da Türkiye yalnızlaşırsa sadece Rusya ile bir diyalog halinde olur ki o zaman da Rusya diplomatik anlamda Türkiye'ye yönelik daha baskıcı bir mantıkla hareket edebilir. Evet. Ama Sayın Erdoğan o karizmatik liderliğiyle aslında Washington'daki bu tabuyu tamamen yıkmış oldu ve Amerika ile ilişkilerinin nasıl normalleşebileceğinin sinyallerini verdi. Dolayısıyla yeni bir cephe, yeni bir alan açılmış oldu ki bu diplomasi de Türkiye için büyük bir kazanç. Evet. Ama tabii İran açısından bakıldığı zaman da İran tabii
tabii doğrudan Amerika ile çatışmalı bir Türkiye'nin kendisinin yanında yer alabilecek ya da kendi kuşağında beraber hareket edebileceği bir ülke beklentisi vardı. Evet. Elbette, elbette. Ama bu beklenti maalesef İran'da beklediği gibi bir şey olmadı. İran şu anda bu konuda hüsrana uğramış durumda. Peki İsrail? Onlar da pek hoşlanmıyorlar bizden. Ben de o yüzden tek tek gidiyorum, evet. İsrail açısından bakıldığı zaman da tabii İsrail aslında son 5 yıldır Orta Doğu'da en sessiz diplomasiyi yöneten ülkelerden biri. Yani evet, hatırlarsan Obama döneminde aslına bakarsan Amerika'nın geleneksel müttefikleri işte Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Türkiye, İsrail gibi ülkeler tamamı Amerika ile sorunlu hale gelmişti. Yani tamamı işte Obama ile problemli görüşmeyen ülkeler konumundaydı. Bunların başında da İsrail geliyordu ki İsrail bu konuda en sert sıkıntıları yaşayan ülkelerden biri oldu ki İsrail de aslında Amerika'ya alternatif olarak Rusya ile ilişkiler ağı geliştirmeye başladı ki bu son 24 ay içerisinde Netanyahu'nun 6 kere Rusya'ya gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla İlginç değil mi? Hatta Erdoğan'la en son Netanyahu'nun mekik diplomasileri hep Putin üzerinden gidiyor. İnanılmaz bir benzerlik var orada. Evet. Bu çok ciddi bir network aslında. Yani olaya şuradan bakmak gerekiyor. Netanyahu da Rusya ile yaptığı görüşme sonrasında kendi sınır hattında Rusya'nın bilgisi dahilinde kendisine yönelik herhangi bir saldırı olması durumunda operasyonel hareketliliği sağlayabilecek. Yani evet, aslında Türkiye'de işte Fırat Kalkanı operasyonuyla aynı benzer bir tabloyu kendi sınır hattında yakalamıştı. Dolayısıyla hiç kimse sınırda, hatta ya da Orta Doğu'da yumurtalarını sadece bir ülkenin sepetine koymuyor. Yani Türkiye Rusya ile ilişkileri geliştirirken İsrail de Rusya ile ilişkileri geliştirmeye özen gösterdi. Amerika ile de. Ama şimdi tabii Trump için çok sıkıntılı bir süreç. İsrail meselesi dedik o yüzden. Çünkü İsrail gibi geleneksel müttefikini ve koruma kalkanını almaya çalıştığı bir İsrail'i, şimdi İsrail'in Rusya ile de ilişkileri var. Almanya ile de farklı bir ilişki ağı var. İşte Türkiye ile yeniden barışan bir İsrail'den bahsediyoruz. Ama diğer taraftan da Amerika'nın İsrail'i bölgede giderek karıştırabilecek ya da şimşekleri üzerine çekebilecek bir sürece çekme durumu var. O da işte başkent tartışmaları vardı ya da büyükelçiliğin Kudüs'e götürülmesi tartışmaları vardı. Belki Ardan Zentürk önümüzdeki 4-5 gün içerisinde biliyorsun Trump Suudi Arabistan'a ve İsrail'e gidecek ki burada İsrail-Suudi Arabistan ilişkileri mevzusu da çok önemli. Çünkü bu son 2 yılda her iki ülkenin de kendi içinde çok ciddi diplomatik ilişkileri var. Ama Trump'ın Kudüs ve Tel Aviv ziyaretlerinde vereceği mesajlar bölgede yeniden çatışmalı, gerilimli bir süreci de başlatabilir. Ama belki de beklediğimizin aksine farklı bir perspektif de oluşturabilir. Bu gezi çok önemli olacak. Peki, o gezi sırasında da söz verelim birbirimize. Yine bu ekranda olalım. O mesajları beraber değerlendirelim. Trafik kazası için de büyük geçmiş olsun. Çok şükür yüzün güldüğüne göre çok önemli bir olay yaşanmadı. Küçük bir kaza olarak gelmiş, geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Çetiner. İyi akşamlar. Evet, yine yaşamın içinden haberlerle devam ediyoruz. Çetin Erçetin'le bu Orta Doğu zeminindeki analizleri yaptıktan sonra bence günün en ilginç haberlerinden biri sıradaki. Bostancı'da metro çalışması yapılıyor. Tabii metro çalışması aşağıdan yapılıyor. Elektrik telleri için yapılan kazı çalışmasında o da ne? 7 metrelik bir tünel ortaya çıktı. Ve o tünelin soyguncular tarafından bir kuyumcuya ulaşmak maksadıyla yapıldığı da belirlendi. Soyguncuların oyununu metro çalışması bozdu. Bostancı'da ortaya çıkan 7 metrelik tünel herkesi şaşırttı. Biz de geldik, baktık ki hakikaten bir tünel. Tünel tam dükkanın 2 metre yakınına kadar yaklaşmış zaten burada. Ekipler Zuduldu-Bostancı metro hattı çalışmasının elektrik telleri için kazı yapıyordu. Karşılarına bir tünel çıktı. Kısa bir şaşkınlık yaşayan işçiler tüneli incelemeye başladı. İçine girince ondan sonra iki tarafta tünel gözüktü.
Metro çalışması arkamda görülen alanda yapılıyor ve üstünde bulunduğumuz noktaya kadar uzanıyor. Burada yapılan kazı sırasında da tünel ortaya çıktı. Tünelin bir ucu yolun altına, diğer ucuysa kuyumcunun bulunduğu noktaya uzanıyor. Kazı yaparken burada bir çukur tünel görüyorlar. Bize bildiriyorlar tabii ki, sağ olsunlar. Burada bir dükkan kapalıydı herhalde o zaman. Açıktı daha. Açıktı. 5-6 gibi civarda. Biz de ondan sonra bakınca bir tünel var. Onu emniyete haber verdik. Şu anda biz de tünele girmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça dar bir alan. Dizlerimin üstünde ilerlemeye çalışıyorum geri geri. Zaten tünelde az ileride son buluyor. Direkt ben bizim dükkanın tam kasa hizasına doğru buraya geliyor. Geliyor değil mi? Evet. Bu noktaya geliyor. Bu noktaya geliyor. Bu noktadan doğru buraya geldiğinde kasa var zaten burada. Olay yerine gelen polis ekipleri tünel içerisinde ve çevresinde incelemeler yaptı. Hırsızların amacına ulaşmasına 2 metre kalmıştı. Eğer tünel oraya çıkmasaydı filmleri aratmayan bir soygun yaşanacaktı. Ustalara da arkadaşlara da söyledik. Oraya betonlarını da döktüreceğiz. Çukuru kapatacağız yani. Şu anda yapacak başka bir şeyimiz yok. Yani önlemimizi bu şekilde alacağız. Sanat dünyasından önemli bir haber. Biliyorsunuz Deniz Seki 2,5 yıldır hayatının en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Cezaevinde 5 Haziran'da özgürlüğüne kavuşacak ve aldığımız bilgilere göre adeta küllerinden yeniden doğacak. Bu neyin bedeli böyle maalesef yanmadan yanmadan sönmüyor insan. Deniz Seki hem özgürlük hem de bir servet için gün sayıyor. İyisin tabii, sen sevildin, ben bekledim rahat dimi. Bir varmışım, bir yokmuşum, ne güzel tabii, mehtap gibi. Ünlü şarkıcı 2,5 yıldır cezaevinde ama o zor günlerin bitmesine çok az kaldı. Deniz Seki 5 Haziran'da tahliye olacak. İş teklifleri ise şimdiden gelmeye başladı. Keşfet alıp kendini seyrettiysen, hatalarınla yüzleşmişsindir. Mutlu olmayı hak ettiysen, sabretmişsindir. Sanatçı 20 konserlik bir anlaşma imzaladı. Karşılığında 2 milyon 400 bin lirayı peşin aldı. Tahliye sonrası için bir otelle de el sıkıştı. 3 gece sahneye çıkacak, buradan da 1 milyon 200 bin lira alacak. Sahici her şeyi nasıl rengi, kalbime kaç kere sorduysa, hep bana ismini heceledi, ben de inanıp ona uyduysa. Seni kırdıysam özrün efendisi en yakınım olur. Diler yoluma devam ederim. Teklifler sadece sahneyle de sınırlı değil. Pek çok firmada reklam için Seki'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Hatta oyunculuk için teklif götürmeyi planlayan yapımcılar da var. Aşkın içinden geçtiysen büyümüşsündür. Terörle mücadelenin en önemli noktalarından biri bölgedeki teröre destek veren belediyelerin kayyum atanması ve onların normal vatandaş için çalışan belediyeler haline getirilmesiydi. Bu artık semerilerini veriyor. Özellikle Diyarbakır'da, Kayapınar'da engelliler için spor kulübü kuruldu. Engelliler halay çekti, kimi halı sahada ter döktü. Otomatik yapalım lan demek. Görmeyenler gol bol oynadı. Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi artık teröre değil, vatandaşa hizmet ediyor. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi engelli sporculara sahip çıktı. Başarılı olan sporcular Türkiye şampiyonaları ve hatta dünya şampiyonaları için hazırlık yapıyor ve zaman zaman da kendi aralarında maç yapıyorlar.
Şu anda Kayapınar Engelli Spor Kulübü olarak faaliyetlerimize başladık. Arkadaşlarımız 8 branşta yarışmalara katılıyorlar. İzmir'de Türkiye birincilikleri, üçüncülükleri aldılar. Şimdi önümüzde Çanakkale'de bir birincilik müsabakasına çıkacaklar. İnşallah orada da başarılı olacaklar. Yenilenen tesislerde halk oyunları, müzik ve spor eğitimi veriliyor. Başarılı olanlar kulüp bünyesinde ulusal ve uluslararası müsabakalara katılıyor. İstanbul yakında çok ilginç bir köprüye sahip olacak. Ekolojik Yaya Köprüsü. Bu köprü Maçka Demokrasi Parkı ile Gezi Parkı'nı birbirine bağlayacak. 32 metrelik köprü Haziran sonunda tamamlanmış olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gezi Parkı ile Maçka Demokrasi Parkı'nı Ekolojik Yaya Köprüsü ile bağlayacak. O köprü böyle olacak. Asker Ocağı Caddesi'nden geçecek. Uzunluğu 32 metre, genişliği ise 9.60 metre. Peyzajında huş ağacı, Amerikan sığlası, ıhlamur, Akdeniz servisi gibi ağaçlar kullanılacak. Köprü Haziran sonunda tamamlanacak. Bir kent haberi de güzel İzmir'imizden. İzmir'in yeni prestij projesi Folkart InCity Görücü'ye çıktı. Biz bir gün İzmir'in bütünlüğün Folkart InCity benzeri projelerle taşlanacağına, şehrin süliyetinin tamamen değişeceğine inanıyoruz. 750 konutluk dev projede ilk adım atıldı. Folkart İzmir'in gelişimine bir katkı için daha kolları sıvadı. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak tanıtım toplantısında konuştu. Her gün değerlenen ve az önce saydığım nedenlerle daha değerlenecek Bornova Yenikent Merkezi'ndeki Folkart InCity gerçekten çok iddialı bir proje. Katılımcılara InCity hakkında bilgi verildi. InCity'de şehir merkezine yakın konumda 750 daire ve 42 iş yeri olacak. Anahtar teslimi 30 Eylül 2019'da başlayacak. İsviçre'ye uzanalım. Açık arttırmaya çıkarılan elmas küpeler tabii ki rekor fiyatla satıldı. Elmas küpeler ateş pahasına satıldı. Apollo mavi ve Artemis pembe elmas küpeler İsviçre'de açık arttırmaya çıkarıldı. 50 ila 70 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu. Açık arttırmada elmas küpeler yaklaşık 51 milyon dolara alıcı buldu. 14,54 karatlık Apollo mavi vergiler hariç 37,5, 16 karatlık Artemis pembede 13,5 milyon dolara satıldı. Adı açıklanmayan alıcı mavi elmas küpeye hazan yaprakları anısı, pembe elmas küpeye de hazan yaprakları rüyası adını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmenin mülakat sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavda 60 puan ve üzeri alan adaylar tercihlerini yaptıktan sonra atamaları puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Gözler kulaklar bu yıl için yapılacak öğretmen atamalarında. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin kadrolu sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçlarını açıkladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen 1 Ağustos'ta işbaşı yapacak. Bakanlığın internet sayfasında duyurulan sınav sonuçlarına göre 60 ve üzeri puan alan adaylar tercih haklarını kullanacak. Adaylar en fazla 20 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarıya ulaşan öğretmen adaylarının atama işlemleri sınav puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği halinde kamu personeli seçme sınavı puan üstünlüğü, eşitliğin devamı halinde ise atanacak adaylar bilgisayar kurası ile belirlenecek. Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği tarihte açıklandı. Tüm şartları yerine getiren sözleşmeli öğretmenler 1 Ağustos'ta işbaşı yapacak. Efendim, Osmanlı'nın son döneminde Siirt'te yaşayan evliyalardan Muhammed El Hazin adına bir sempozyum düzenlendi. Etkinlikler de yapıldı. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu da oradaydı ve yaptığı konuşmada Türk toplumunun, İslam dünyasının evliyaları anmaktan çok anlaması gerektiğini söyledi.
Evliyalar Diyarı Siirt'te Osmanlı'nın büyük alimlerinden Şeyh Muhammed Elhazin anıldı. Halka yemek dağıtıldı. Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da oradaydı. Bir konuşma yaptı. İnsan merkezli bir dünya kurulması gerektiğini söyledi. İnsanı yaşar ki devlet yaşasın, insanı yücel ki devlet yücelsin anlayışını, insanı yaşatmayı merkeze alan, insanı değerli kılan anlayışları çok daha güçlü bir şekilde sahiplenmemiz gerekiyor. Bakan Müezzinoğlu ardından Siirtlilerle çay içti, sohbet etti. Kısa bir aramız var. Önemli haberlerle karşınızda olacağım. Saat başında bekliyorum. ...17 Mayıs 2017... Çarşamba gününün son saatine girdik sevgili seyirciler. Saatlerimiz tam 23 ve ekonomi ağırlıklı bir bültenle devam ediyor Moderatör Gece. Kısaca bilgileri aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika temaslarına bir kez daha bakacağız. Çünkü bu görüşmenin bir de ekonomi ayağı var. O ekonomi ayağında piyasalar bunu nasıl satın aldı ve orta vadede en azından bu görüşmede iplerin kopmaması, tarafların itidalli, temkinli olması nasıl bir sonuç verebilir? Bütün bunları değerli uzman dostum Cüneyt Paksoy'la değerlendireceğim. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde polisin uzun zamandan beri aradığı bir isimdi. Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin. Beykoz'da bir çiftlikte 14 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Antalya'da yolda sigara içen bir kadına sözlü ve fiziksel tacizde bulunulmuştu. Teyzesini o halde gören Dilay Özer de tartışmaya dahil olmuş. Sonucunda da boynunda sigara söndürülmüştü. Gözaltına alınan zanlılarla ilgili haberimiz var. Özellikle çocuklar ellerinden bırakmıyor. Stres çarkından söz ediyoruz. Ve bu çarkla ilgili de yeni bir uyarı var. Onu da aktaracağım. İngiltere'nin ünlü seyahat yazarlarından Emma Thompson iyi bir iş yaptı. Tam turizm mevsimi öncesinde sadece İngilizlere değil, İngilizce konuşan bütün dünya insanlarına mutlaka Türkiye'ye gitmeleri gerektiği çağrısında bulundu. Gördüğünüz gibi yoğunuz. Haberlere devam. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasındaki programlarına bir bakacağız. Erdoğan temaslarını sürdürdü Washington'da. Kanaat önderleriyle bir araya geldi, Türk toplumuyla beraber oldu ve özellikle Washington'da yaşayan Türk toplumu Cumhurbaşkanı'nı asla yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne geçti. Erdoğan burada ABD'li kanaat önderleriyle ABD'li şirketlerin CEO'ları ve fon yöneticilerini kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Büyükelçilik'ten ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk vatandaşları sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti. ABD temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Andrew Hava Üssü'nden Türkiye'ye hareket etti. Efendim ekonomi haberlerine biraz daha devam edelim. Sonra uzmanımızla görüşeceğiz. Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve sebze ihracatıyla ilgili sorunlar hızla çözülüyor biliyorsunuz. Bir Rus heyeti geldi ve seralarımızı gezerek rapor hazırlıyor. Onlar ne olacak Rusya'ya? Mal kamyon yanaşacak.
O 15 kişiden. Önce denetim yaptılar, ardından kıtır kıtır salatalıkların tadına baktılar. Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde Rus heyeti inceleme için İzmir'e geldi. Programda bir kabak, marul üretim alanlarını gezdik. Daha sonra biber seralarını gezdik. Şu anda da aynı üretim yerine ait paketleme testini geziyoruz. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı üyeleri Bayındır ve Menderes ilçelerinde inceleme yaptı. Akıllarındaki tüm soruları sordular, notlar aldılar. Heyetin İzmir'den önceki durağı ise Antalya'ydı. Buradan da Mersin'e geçeceğiz. Mersin'de de 3 günlük bir programımız var. O 3 günlük programda da yine kabak, biber, marul yetiştirilen alanlar, seralar ve üretim paketleme testleri görmek istiyorlar. Heyet Türkiye'ye turunu tamamladıktan sonra ihracat izniyle ilgili raporunu yazacak. Raporlar düzenleyecekler. Düzenlemiş oldukları raporlarını üst makamlarına sunacaklar. Onunla ilgili bu ürünlerle ilgili uygun görmeleri durumunda da ihracatla izni verilmesi noktasında ve ihracat yapılması noktasında da herhalde bir görüşleri olacak. Ekip Türkiye'deki sebze ve meyveleri beğendi. Yani Rusya'ya ihracat krizi yakında çözülecek gibi görünüyor. Bu arada Moskova'dan gelen haberler de çok iyi. Çünkü Moskova Rus Türkiye'ye karşı o uçak olayından sonra koymuş olduğu tüm uygulamaları kaldırmaya hazırlanıyor. Prosedürleri de tamamlamak üzere. Yasakların kaldırılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le Soçi'de yaptığı görüşmede açıklanmıştı. Domates alımı ve vize kısıtlaması dışındaki yasakların kalkacağı da ilan edilmişti. Son durumu Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkoviç açıkladı. İki lider arasında varılan anlaşma kağıt üzerine geçiriliyor. Prosedürün %99'u tamamlandı. Belgeler bu hafta içinde hazır olacak. Putin tarafından imzalandıktan sonra kısıtlamaların tamamının iptali başlayacak. Efendim, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı'dan önemli açıklamalar var. 2000 yılı sonrası emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılacağı iddialarına açıklık getirdi. Mutfakta böyle bir çalışmamız yok dedi. 2000 sonrası emekli olup intibak bekleyenlere açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı'dan geldi. TBMM öyle bir düzenlemeye giderse Sosyal Güvenlik Kurumu kanunla yönetilen bir kurumdur. Kanunları uygulamak zorundayız ama içeride bizim mutfakta böyle bir çalışmamız yok. Yaşa takılanlar için erken emeklilik beklentileri de konuşuldu. SGK Başkanı umutsuzdu. Bu yıl biz 206 milyar TL emekli maaş ödemesi planlıyoruz. Eğer bir yerde 200 milyar TL'lik bir para varsa buyur. Emekli promosyonunda son durum ilişkin bilgileri paylaşan Bağlı, promosyon ödemelerinin Mayıs ayında tamamlanacağını söyledi. 9.296.886 kişiye yaklaşık 3.5 milyar TL bir ödeme yapılmış. 11 milyon aşkın emeklimizin yaklaşık %83'ü promosyonunu almış bulunmaktadır. Mayıs ayı sonu itibariyle inşallah taahhüt ettiğimiz şekilde bütün emeklilerimiz promosyonunu almış olacaklardır. SGK Başkanı 31 Mayıs'ta sona erecek yeniden yapılandırma süresini hatırlattı. İlk taksit ödemesini yapmayanları uyardı. 43.3 milyar TL alacağı yeniden yapılanmaya tabi tutuldu. Ve 3 milyar TL'yi aşkın bir tahsilat sağladık. Şimdi aracılığınızla bütün sigortalılarımıza şunu söylemek istiyoruz. Malumunuz bizim 6736 sayılı kanunun yeniden yapılanmaya müracaat edip ilk taksit ödeme tarihi Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı. Mayıs ayı sonuna kadar gelip taksitini, ilk taksitini ödedikleri takdirde yeniden yapılanmaları bozulmayacak. Aksi takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeniden yapılanma kanunun da kapsamına girmedikleri için yeniden yapılanmaları bozulacak ve haklarında iğre işlem başlatmak zorunda kalacağız. Bağlı bazı kanser ilaçlarının ödenmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini ve üzerinde çalıştıklarını, ilaç bekleyen SMA hastaları konusundaysa bu ilaçlarla ilgili bir iyileştirme verisi yok. Ancak duyarsız da değiliz, çalışıyoruz dedi. 11 ayın sultanı Ramazan artık iyice yaklaştı ve tabii ki gözlerimiz fiyatlarda. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu vatandaşa müjdeyi verdi. Ramazan'da zam yok.
Ramazan'la ilgili bir fiyat artışı söz konusu şu anda biz çok ciddi anlamda öngörmüyoruz. Yani. Vatandaşa müjde, Ramazan'da zam yok. Açıklama Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz'dan geldi. Kopuz, Ramazan'da fiyat artışı olmayacağını söyledi. Çok ciddi anlamda zam gerektirecek bir şey yok. Klasik pastırmamız geçen seneyle aynı fiyatlarda. Hurma fiyatlarında bir artışımız var. Bunun dışında çok olağanüstü seyir getirecek bir fiyat artışı öngörmüyoruz. Dünyadaki arz talep krizi yüzünden bu yıl nohut, pirinç ve fasulye gibi temel gıdalarda etiketler kısmen yüksekti. Tavuktaysa azalış yaşandı. Türkiye'de gıda rakamları Avrupa Birliği ortalamalarının altında kaldı. Sarı bakkadan sarı. Efendim Profesör Doktor Canan Karatay'ı sizlere anlatmama gerek yok. Bence zaman zaman canı sıkılıyor ve Türkiye'ye yeni bir tartışma konusu nasıl açarımın beyinsel jimnastiklerini yapıyor gibi gözüküyor durup dururken. Mesela oruç zeytinli mi açılmalı, hurmayla mı açılmalı gibi bir tartışmayı başlattı. Niye başlattı, niçin bu tartışmaya hepimiz daldık onu da anlayabilmiş değilim. Çünkü yüzlerce yıldır insanlarımız ya zeytinle açar, ya hurmayla açar, ya hatta suyla açar. Yani burada tartışılacak ne var? O da ayrı bir tartışma konusu ama neyse. Biz Canan Karatay'ın söylediklerinin üzerinden bir gidelim. O soru işaretini de cevaplamaya çalışalım. Zeytinle açılacak oruç. Hazreti Muhammed zeytinle açardı. Bu açıklama kafaları karıştırdı. Yerini zeytini kızım. Valla şeyden aldım, yukarıdan aldım. Güzel mi? Bismillahirrahmanirrahim, bir bakayım. Güzel. Cüssesinin de, tadının da, faydasının da farkında. Vitrinin arkasından yanında limon dilimiyle bekliyor. Mütevazılığını hiç bozmadan. Diğeri ise heybetli. Eti de lifi de yerinde. Duruşu kendinden emin. Bir tarafta boncuk boncuk zeytinler, diğer tarafta etine doymuş, lifine dolgun hurmalar. Onlar tabiatın ilk yemişleri. Bu aralar aralarındaki ebedi dostluk bir çekişmeye dönüşmüş olsa da faydaları saymakla bitmiyor. Yaklaşan Ramazan'la birlikte iftar sofrası hazırlıkları da başladı. Oruç neyle açılacak? Kan şeker açısından baktığımız zaman hurma zeytine göre daha doğru bir tercih olabilir. Hurma nereden çıktı? Profesör Doktor Canan Karatay hurma değil zeytin yiyin deyince kafalar karıştı. Peki hangisi en faydalısı? Bu bizim geleneksel bir yemeğimiz hurmada hacıdan geliyordu tadıyorduk yiyorduk ama şimdi meşhur oldu o başka. Teşekkür ederim. O başka. Hurma tatlı, zeytin geleneksel, tercih sizin. Faydaları konusundaysa içiniz rahat olsun. Kişinin tercihine göre değişen bir şey. Yani hurmayla da açılabilir, zeytinle de açılabilir. Evet, genel olarak ekonomi haberlerimiz ve Canan Karatay'ın başlattığı tartışmalar böyle. En iyisi biz bir uzmana doğru uzanalım. Cüneyt Baksoy, Saxo Capital strateji uzmanı. Kendisini çok yakından tanıyorsunuz eminim. Şu anda telefon attığımda. İyi akşamlar Baksoy. İyi akşamlar Erdem Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Erdoğan-Trump buluşmasının piyasalara yansımasını merak ediyorum. Piyasalar nasıl bir tepki gösterdi, nasıl bir satın alma oldu? Tabii ki çok önemli, kritik bir görüşme. Evet. Aslında stratejik tarafı da var. Biz bir yandan Trump, Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini izlerken bir yandan da İsrail'de eş zamanlı önemli bir görüşme daha vardı biliyorsunuz. Heyet olarak İsrail'de bir çıkarma vardı. Eş zamanlı stratejik bir hareket ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde Çin ve Rusya'yla da görüşerek önemli bir ajandayla gitti Sayın Trump'a. Trump'ın Orta Doğu gezisi öncesi hem Türkiye'nin bu bölgedeki hassasiyetini hem de global taraftaki sorunlar eş zamanlı konuşuldu. Açıkçası piyasalar bizim taraftaki kur, faiz ve borsa tarafındaki fiyat algısı zaten bu görüşmenin bir kısmını fiyatlamıştı. Bundan sonra asıl önemli olan ABD ile özellikle ekonomi tarafındaki o kararı alınan
beraber daha fazla işbirliği ihtimali realize oldukça kademe kademe fiyatlarının içine girecek. Bu bir. İkincisi, evet, bizim finansal piyasaların asıl ilgilendiği taraf ise özellikle son dönemde yavaş yavaş Türkiye lehine dönmeye başlayan yabancı algısı ve raporlarla desteklenen bu algının devamı. Eğer bu masada kalmaya devam eder, ABD-Türkiye ilişkileri bu eksende ilerleme gösterdikçe, özellikle ABD tarafından yatırım amaçlı, doğrudan ve direkt, evet, portföy yatırımı amaçlı nakit akışı sağlandıkça bizim piyasalarda daha kalıcı bir algı değişimi olacaktır. Evet. Bunu net olarak söyleyeyim. Hani ilk fiyatlamalara bakmayalım. Refleks olarak zaten şu an global piyasalarda eş zamanlı önemli bir sıkıntı var. O da Trump'ın kendi ülkesindeki ya, sorunlarıyla baş etme. Bu Amerika'nın durumu, kendi içindeki sorunlarla baş etmek sadece aynen Amerikalıların öyle işi olmaktan çıktı anladığım çıktı kadarıyla. Kesinlikle. Yani bütün dünyanın bugün meselesi olmaya başladılar. Ağır ABD geliyor. Aynen öyle. ABD başkanı olmuş birinin, evet, bundan sonraki başkanlığı süreci masaya geldiyse tabii ki bu bütün global dünyayı ilgilendirir. Ha, biz şunu beklemiyoruz. Muhakkak orada sağduyu devam edecek. Bir ABD başkanının, geçmişte bir kere oldu bir ABD başkanının istifası ama konunun oralara uzanmasını biz beklemiyoruz. Piyasa fiyatlaması her ne kadar global tarafta sert gelirse de bizim işte burada konsantre olacağımız, şu an dışarıda ciddi şekilde negatif fiyatlama varken TL varlıkların gösterdiği direnç. Bu önemli. Yani biz şimdiden aslında bu oluşan ortama, negatif ortama, yarın belki bir miktar borsa satışta açılabilir. Dolar TL'de şimdi hafif bir miktar yükseliş var ama en azından bizim negatif algılama boyutumuz yavaş yavaş değişim gösteriyor. Bunu sadece ABD görüşmesine de bağlamamak lazım. Türkiye uzun süredir referandum sonrası yapısal reformlarla, Merkez Bankası'nın sıkı duruşuyla ve diğer verilerle zaten bunu hazırlamıştı. Bunu da devam ettirecek. Ama ABD ile ilişkiler genişledikçe bu bölgede Rusya, ABD, Avrupa Birliği, İsrail, Türkiye ekseninde sorunlar çözüme doğru ilerledikçe Türkiye'nin o ekopolitik fiyatlaması deriz ya hep sizinle, evet, o devreye girecek ve onun o pozitif yansımalarını göreceğiz. Ara ara tabii ki yükselişler olacaktır ama piyasa karşısında artık çok daha sıkı para politikasına vurgu yapan güçlü bir Merkez Bankası olduğunu biliyor. Evet. Yapısal reformlara devam kararlılığı içinde olan bir yönetim olduğunu, görüyor, evet, yönetim olduğunu biliyor. ABD tarafından da özellikle fon girişleri ki paranın kaynağıdır. Neticede oradan gelecek sinyallere bakar. Global ölçekte doluşan, dolanan para. Eğer Türkiye algısı hakikaten realize olacaksa biz bunu faizden ve kurdan göreceğiz. Manevra alanı verirse Merkez Bankamız, ki biz onu bekliyoruz, o zaman bizim için şu an sorun olan başta enflasyon olmak üzere işsizlik vesaire diğer sorunların yavaş yavaş finansal ve fiyat istikrarı paralelinde çözüldüğünü görebiliriz. Ama bu bir süreç. Evet. Bir anda cennet beklemiyoruz. Adım adım pozitife doğru ilerleyen bir süreç göreceğimizi düşünüyoruz. Söylediklerinin arasından çıkarttığım bir soruyla devam etmek istiyorum. İsrail'le ekonomik zeminde tıpkı Rusya'yla olduğu gibi hızlanmış bir normalleşme süreci yaşıyor muyuz? Kesinlikle yaşıyoruz Ardan Bey. Yani bugün heyet olarak yaptığımız o çıkarma diyelim, o görüşmeler muhakkak meyvesini verecek. Zaten biz daha önce ilk Rusya öncesiyle, Rusya'yla normalleşme öncesinde hatırlarsınız, biz bunu yayınlarda dile getirmiştik. İlk İsrail'le anlaştık ve bunun bize algı yönetimi açısından önemli sonuçlar doğuracağını söylemiştik bu coğrafyada. Çünkü Türkiye öyle bir eksende ilerliyor ki bütün kuzey, güney, doğu ve batı her eksene açık yönüyle İsrail için ve Rusya için bu bölgede komşularımız bunlar önemli bir ülke. ABD ile ilişkiler de normalleşecek. İsrail'in şöyle de bir önemi var ki orada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ekibinin lobilerle yapacağı, özellikle etkin, İsrail'in de etkili olduğu Yahudi lobisiyle yaptığı görüşmeler ve yapacağı bundan sonraki süreç önemli olacak.
o fon akışının ve ekonomik ilişkilerin Türkiye üzerinden geçişini sağlayacak. Bir de siz dün evvelsi günü çok güzel anlattınız. Çin'le yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde İpek yolu. Bir de bunu kattığımız zaman müthiş. Türkiye yeni bir döneme girdi. Yani ikili ilişkileri sadece bir NATO müttefiki ya da Avrupa Birliği ile sadece ticaretini yoğunlaştıran bir ülke değil artık. Çoklu anlaşmalar ve ikili anlaşmalarla kendi manevra alanını genişleten, buradaki sorunları çözerken, özellikle jeopolitik sorunları çözerken masada olan bir ülke noktasında olacak. Benim için önemli iki cümle var, onu da söyleyeyim. Ondan sonra hemen sorunuzu alayım. Sayın Trump'ın şu cümlesi çok önemliydi. Türkiye ile olan ilişkilerimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bu bir. İkincisi, global ölçekte eğer barış isteniyorsa ve terörle mücadele net olarak yapılacaksa bu Türkiye'siz olmaz. Bu iki açıklama bence Türkiye'nin ABD tarafındaki öneminin de anlaşıldığını ve bundan sonra ilişkilerin normalleşine dair işaret. Bunun da fiyatlara ve piyasaya yansıması muhakkak kademeli olarak pozitif olacaklardan. Peki, çok kısa bir soru, kısa bir cevap alayım vakit darlığından ama bence önemli. Ekonominin çevre politik risklere bağışıklığı artmış gibi gözüküyor. Doğru mudur? Çok güzel bir soru. Zaten yani başından piştik aynen. O anlamında söylüyorum. Öyle şeyler yaşadık ki artık bağışıklık sistemimiz bütün virüsleri temizliyor gibi gözüküyor. Tabii ki tam olarak her şeye hazırız. Biz kırılgan değiliz demek değil bu. Ama rasyonel olarak şunu söyleyebiliriz. Yavaş yavaş ilerliyoruz ama iyi ilerliyoruz. Adım adım reformları da içine katarak sağduyulu yaklaşıyoruz ve bu fiyatlara yansımaya başladı. Bakın, bugün global ölçekte önemli bir dışarıda efekt var ve biz o efekti yaşarken dolar TL mevcut durumda 3.60'ın altında. Faizlerimiz 11-11.5 bandında. Uzun vadeli tahvilimiz, ki uzun vadeli bakışı gösteren tahvil, 11'lerin altında. Bu fiyatlamalar korundukça, Merkez Bankamız sıkı durdukça bizim o bağışıklık sistemimiz bu ilişkilerin de meyveleri ortaya çıktıkça daha da kademeli olarak artacaktır diye düşünüyorum Ardan Bey. Her zaman olduğu gibi çok aydınlatıcıydı Cüneyt Paksoy. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabaha daha moralli başlayacağımız kesin bir sonuç bu söyleşiden. İyi akşamlar diliyorum. Biraz polis adliye meselelerinin üzerine gitmemiz lazım gibi gözüküyor. Bir hareketlilik var. İstanbul'da değil sadece, Türkiye genelinde polisin uzun yıllardır peşinde olduğu ünlü suç örgütü lideri Sedat Şahin, Beykoz'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonla yakalandı. 14 elemanıyla beraber gözaltına alındı ama o çiftlikteki cephanelik polisleri de şaşkına çevirdi. Araba burada. Sedat Bey, bir şey soracak mısınız? Polisin elinden defalarca kıl payı kurtuldu, tüm Türkiye'de aranıyordu. Sonunda İstanbul'da yakalandı. Suç örgütü lideri Sedat Şahin, Beykoz'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İstanbul polisi yıllardır peşinde olduğu Sedat Şahin'in önce adresini belirledi. Sonra operasyon için özel bir ekip kuruldu. O operasyona da Son Durak adı verildi. Operasyon bilgisi sadece İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gaffar Demir ve Organize Şube Müdürü Murat Mutlu'da toplandı. Sonra da harekete geçildi. Suç örgütü lideri Sedat Şahin, Beykoz Öyünce köyünde lüks bir çiftlik evinde gizleniyordu ama operasyon kolay olmadı. Tüm önlemler alındı, baskına özel harekat timleri de katıldı. Ve bir çarpıcı ayrıntı daha, operasyon o kadar gizli tutuldu ki baskına katılacak ekipler önceden belirlendi ve hepsi Beykoz'da bir kahvaltı organizasyonu var denilerek çağrıldı. Yani sadece 3 kişi dışında baskın yapılan evde Sedat Şahin'in olduğundan kimsenin haberi olmadı. Sabah 9'da çiftlik evine giren polis, suç örgütü lideri Sedat Şahin'le iki korumasını kıskıvrak yakaladı. Aynı anda başka adreslere de baskın yapıldı.
Sedat Şahin'in 12 adamı daha gözaltına alındı. Sedat Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Hayır, ne yapıyorsunuz ya? Şahin'in yakalandığı çiftlik evinden cephanelik çıktı. Yapılan ilk aramalarda 2 lav silahı, 9 kalaşnikov tüfek, 20 tabanca ve 1 çuval mermi ele geçirildi. Suç örgütü lideri Sedat Şahin'in yakalanması Saral-Şahin çatışmasını da bitirecek. Suç dünyasının iki çetesi arasında yıllardır husumet vardı. 12 yıl önce 2005'te Sarallar çetesinin elebaşı Hüseyin Saral, Sedat Şahin'in adamları tarafından Roma'da öldürüldü. Sonra da akan kan hiç bitmedi. 2015'te bu kez Sarallar, Nişantaşı'nda Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'le koruması Ferdi Topal'ı Kalaşnikov'la tarayıp öldürdü. İstanbul polisi iki suç örgütüne daha önce defalarca operasyon düzenledi. Onlarca çete üyesi yakalandı, tutuklandı. Ancak Sedat Şahin'in yakalanması operasyonların en önemli ve son halkası oldu. Efendim, bu arada tam 21 yıl gecikmiş bir kararı da buradan duyuralım. Sabancı suikasti davasında suikastin tetikçisi DHKPC'li İsmail Akkol ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sabancı suikasti davası karara bağlandı. Tetikçi İsmail Akkol ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Firari Fehriye Erdal'ın dosyası ise ayrıldı. 21 yıl önceydi. Tarihler 9 Ocak 1996'yı gösteriyordu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyota SA Genel Müdürü Haluk Görgün ve Sekreter Nilgün Hasefe, Sabancı Center'ın 25. katında katledildi. Suikastın tetikçilerinden terör örgütü DHKPC'li İsmail Akkol, Yunanistan'a kaçtı. Yıllarca örgütün kamplarında saklandı ve 20 yıl sonra eylem için geldiği Aydın'da gözaltına alındı, tutuklanıp cezaevine konuldu. İsmail Akkol'un yargılanmasına İstanbul'da devam edildi. 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması vardı. Sanık İsmail Akkol'a son sözleri soruldu. Mahkeme heyetini tehdit eden Akkol beraatini istedi. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Akkol, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 21 yıl sonra cezası belli olan İsmail Akkol yeniden cezaevine konuldu. Davanın firari sanığı Fehri Erdal'ın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi. Sabancı suikasti tetikçilerinden itirafçı sanık Mustafa Duyar, tutuklu bulunduğu Afyon cezaevinde 15 Şubat 1999 tarihinde öldürüldüğü için hakkındaki dava düşmüştü. Suikastin talimatını tutuklu bulunduğu Bayrampaşa cezaevinden verdiği iddiasıyla yargılanan Ercan Kartal hakkındaysa 2006 Kasım ayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Polis adli haberlerine Ankara Adliyesi'nden devam edelim. Çünkü orada bir bilirkişi raporu skandalı yaşandı. 4 kişi karışmış bu işe. Yüz binlerce liralık bir rüşvet sarmalı da ortaya çıktı. Biri firar etti, diğerleri gözaltında. Ankara Adliyesi'nde büyük vurgun. Kapatılan 39. Asliye Ceza Mahkemesi yazı işleri müdürü, bir avukat, 4 bilirkişi sahte raporlarıyla yüz binlerce lira dolandırıcılık yaptı. Nahide Öşe, Taşra'dan gelen talimat evraklarına önceden anlaştığı bir avukat 4 kişiye bilirkişi raporu hazırlattı. Bazı kararlara işlem yapılmış gibi gösterildi. Hiçbir iş yapmadıkları halde yazı işleri müdürlüğünü vekaleten yürüten Nahide Öşe'nin yönlendirdiği 4 kişi Ankara Adliyesi Muhtemetliğinden para tahsil etti. Daha sonra bu paralar da Nahide Öşe ve 4 kişi arasında paylaşıldı. Şüpheli Nahide Öşe yalnızca talimat dosyalarına bilirkişi görevlendirmesi yapmadı. Gerçekleşmeyen talimat dosyaları da hazırlandı. Taşra'dan gelmiş gibi gösterilen evrakları UYAP'a yükleyen şüpheli Nahide Öşe yine anlaştığı bilirkişilere paylaştırdı. Ankara Adliyesi'ndeki usulsüzlük çarkını bir Taşra Mahkemesi'ndeki zabıt katibi fark etti. Dosyasında gereksiz bilirkişi raporu bulunduğunu fark eden zabıt katibi durumu yerel mahkeme hakimine aktardı.
Mahkemede savcılığa durumu bildirdi. Ankara Adliyesi'ndeki bilirkişi çetesinin sadece 2016 yılında 1 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Savcılık şimdi o dosyaları tek tek incelemeye aldı. Savcılığın yaptığı incelemede Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk incelemede en az 25 dosyada aynı isimlerle bilirkişi raporu yazıldığı belirlendi. Ankara Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı Nahide Öşe ile birlikte 4 bilirkişiye gözaltı kararı verdi. Nahide Öşe ve 3 kişi gözaltına alınırken bir isim ise firar etti. Ankara Adliyesi'ndeki vurgunun miktarı dosyalardaki incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Biraz polis adliyeye ara verelim. Ortalık kan gövdeyi götürüyor ama sıcak bölgeler daha vahim sonuçlar veriyor. Özellikle o sıcak bölgelerde 1979'dan beri her zaman bir numara olan Afganistan'a gideceğiz. Afganistan'ın Celalabad kentinde. Ulusal televizyon binasına DAEŞ tarafından büyük bir saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. DAEŞ Afganistan'da ulusal televizyon ve radyo binasını bastı. Çatışma çıktı. Korku dolu anlar yaşandı. Afganistan'ın Celalabad şehrinde silah sesleri şehrin her yerinden duyuldu. Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı kişiler binaya girdi. Çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. Saldırıda televizyon çalışanı, ikisi güvenlik görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti. 18 sivil de yaralandı. Güvenlik güçleri 4 saldırganı etkisiz hale getirdi. Bir militan çatışma esnasında yakalandı ve gözaltına alındı. Bir başka sıcak bölge esasında Afganistan'la veya Suriye ile tabii ki karşılaştırılamaz ama sosyoekonomik zorluklar da bir ülkeyi dinamit fıçısına çevirebiliyor. Nereden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Komşumuz Yunanistan'ın başkenti Atina'ya uzanacağız. Çünkü orada kemer sıkma politikaları ve halkın zorlukları birleşince bakın ortaya ne tür bir görüntü çıktı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da meydanlar karıştı. Göstericiler polise molotofla saldırdı. Güvenlik güçleri eğlencelere müdahale etti. Yunanistan'da genel greve gidildi. Sebep yeni kredi dilimi için kemer sıkma paketinin onaylanacak olmasıydı. Günlük yaşam durma noktasına geldi. Hastaneler, kamu kurumları ve toplu taşıma çalışmadı, diğer birçok hizmet verilmedi. Göstericiler öğle saatlerinde Sintagma meydanında toplanmaya başladı. Eğlenceler arasındaki bazı gruplar zaman zaman taşkınlık yaptı. Göstericiler polise molotof kokteylleriyle saldırdı. Güvenlik güçleri sık sık yanma tehlikesi atlattı. Yüzlerce eylemciye göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Bir başka geleneksel sıcak bölge Filistin-İsrail. Biliyorsunuz Batı Şeria'da çok ciddi olaylar yaşanıyor. İsrail'de 69-71 güne uzanan açlık grevleri de var. Bütün dünya gelebilecek, Allah göstermesin, bir ölüm vakasıyla da sarsılabilir. Ama bu arada sarsıcı haber Washington'dan geldi İsrail'e. Donald Trump biliyorsunuz İsrail'i ziyaret edecek Riyad'dan sonra. Ve Amerikan yönetimi ağlama duvarını ziyaret edecek olan Donald Trump'a İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun asla koordineli olmamasını, yanında bulunmamasını istedi. Çünkü Amerikan yönetimi tarafından yapılan açıklamada Yahudilerce son derece kutsal olarak kabul edilen ağlama duvarı Filistin topraklarında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gelecek hafta ilk yurt dışı ziyaretine çıkacak. Önce Suudi Arabistan'a, ardından İsrail'e gidecek. Ama o gelmeden İsrail ile ABD arasında kriz yaşandı. Sebep ağlama duvarı.
Trump ağlama duvarını da ziyaret edecek. İsrail ekibi ziyarete Başbakan Netanyahu'nun da katılmasını önerdi. Amerikalılar reddetti. Kudüs'teki Amerikan konsolosluğundan bir yetkili İsrail ekibine şöyle dedi. Burası sizin bölgeniz değil, burası Batı Şeria. Başkan özel bir ziyarette bulunacak ve bunun sizinle ilgisi yok. Bu sözler İsrail'de deprem etkisi gösterdi. İsrail Batı Şeria'yı uzun zamandır işgal altında tutuyor ve bu sebeple uluslararası arenada sık sık tepki görüyor. Madem İsrail'den söz ettik, bir de Ankara gecelerine gidelim. İsrail'in milli gülü resepsiyonu düzenlendi. Hükümeti bu resepsiyona daha önce de İsrail'e gitmiş ve temaslarda bulunmuş olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı temsil etti. İsrail'le Mavi Marmara baskını sonrası kopma noktasına gelen ilişkiler geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma sonrası normalleşti. Aradan geçen 7 yılın ardından ilk kez İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eytan Naein ev sahipliğinde İsrail Milli Gün resepsiyonu düzenlendi. Davete hükümeti temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı katıldı. Her iki ülkenin milli marşlarının çalmasıyla başlayan resepsiyonda İsrail Büyükelçisi Eytan Naein İstiklal Marşı'na da eşlik etti. Bakan Avcı ise Türkiye'nin İsrail ilişkilerini geliştirmeyi istediğini ve Orta Doğu'daki barışa katkı sağlamayı amaçladığını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yazdığı tebrik mesajını okudu. Temennimiz Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara da katkı sağlamasıdır. Bu vesileyle İsrail halkına esenlikler dilerim. İsrail Büyükelçisi Naein mesajı da iki ülkenin ilişkilerinin ilerlemesi üzerineydi. Zaman zaman Türkçe cümleler kurdu. Bunun için ileriye bakıyoruz dedi. İki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar kurmak ve geliştirmek için önünde yapması gereken birçok iş var. Bunun için ileriye bakıyoruz. Konuşmamı umutla sonlandırmak istiyorum. Umalım ki Orta Doğu'ya barış getirme çabaları artsın. Türkiye ve İsrail ilişkilerini daha da geliştirelim. Ama yalnızca ummakta kalmayalım. Bunu elde etmek için çok da çalışalım. Yani kolları sıvadık. Çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyona İngiltere Büyükelçisi ve görme engelli eşi Maggie Moore da köpeğiyle katıldı. Evet, yaşamın içinden haberlere devam edelim. İstanbul polisi önemli bir operasyon düzenledi. Karadeniz açıklarındaki operasyona deniz polisi de destek verdi ve kaçak sigara ele geçirildi. Önce takibe alındı, ardından operasyon için düğmeye basıldı. Teknedeki kaçak sigaralar böyle ele geçirildi. İstanbul polisi bir ihbar üzerine hemen harekete geçti. Sigara kaçakçılığında kullanılan şüpheli tekne belirlendi, teknik ve fiziki takip başladı. Bir aylık sürecin sonrasında sevkiyatın Sarıyer Kireçburnu'nda yapılacağı belirlendi. Tekneyle getirilen kaçak sigaralar kamyona yüklendiği sırada operasyon için düğmeye basıldı. Baskına deniz polisi de destek verdi. Tekneye çıkan polis 19 kişiyi suçüstü yakaladı. Yaklaşık 2 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi. Sigarayla bağlantılı bir başka haberimiz var. Yok, sağlık uzmanlarından aldığımız bilgiler değil. Bu sigaranın konu olduğu bir şiddet olayı. Antalya'da biliyorsunuz, belki hatırlayacaksınız. Yolda sigara içen bir kadına sözlü bir tacizde bulunmuştu, fiziksel tacizde. Sonra teyzesini o halde gören yeğeni boynunda sigarasını da söndürmüştü. İşte o olayın devamı. Yani ben ayırmaya çalıştığımda vücudumda, boynumda sigara söndürdü. Ve bunu yaptıktan hemen sonra kaçmaya başladı koşarak.
Mahkeme kararını verdi. Ozanlı tutuklandı. Bana olsun, hadi bunu kaldırabilirim. Bunun travması o kadar yüksek değil ama siz annenizi ya. Annenizi sokakta tanımadığınız bir adam tarafından dayak yerken görmek ne kadar kötü bir şey ya. Antalya'da geçtiğimiz cumartesi günü yaşandı saldırı. Dilay Özel ailesiyle yolculuktan dönmüştü. Arabayı park ediyordu. Teyzesi beklerken sigara yaktı. Karşıdan gelen iki kişi ise ona laf attı. Teyzeme laf attılar. Bu kadınlar yolda nasıl sigara içiyor? Bu Türkiye nasıl bu hale geldi? Ne kadar işte orada küfürler etti bize. Ardından arbede yaşandı. Annem adama sen kim oluyorsun da böyle şeyler söylüyorsun diye karşılık verdi adama. O sırada anneme küfür ederek annemin yakasından tuttu. Ve onu ittirip göğsüne yumruk atmaya başladı. Ardından ben bu olayı gördükten sonra koşarak adama yani doğru ilerledim. Yaşananları gören genç kız koşup geldi. O da bu şiddetten nasibini aldı. O sırada benim boğazıma sarıldı ve sigarayı boynumda söndürdü. Üzerinde bu tişört mü vardı? Üzerimde şu tişört vardı ve o da yanmış. Saldırgan vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece kasten adam yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından tutuklandı. İstanbul Kartal'da polise gelen bir ihbar kelimenin tam anlamıyla büyük bir terör faciasını önlemiş oldu. Ormanlık alanda arama yapan polisler 10 kilogram A4 patlayıcı buldular ve patlayıcının aynı zamanda uzaktan kumandalı bir de fünyesi ele geçirildi. Siyah bir poşet içinde kahverengi bantla sardılar, uzaktan kumanda düzeneği kurdular. Patlayıcı infilak etmeden polis düzeneği buldu, etkisiz hale getirdi. İstanbul terörle mücadele ekipleri gelen bir ihbarla harekete geçti. Kartal'da ormanlık alanda arama yapıldı. Kısa süre sonra 10 kilogram A4 patlayıcı bulundu. Patlayıcı çalıların arasına gizlenmişti. Siyah bir poşet içerisinde bantla sarılı haldeydi. Uzaktan kumandalı düzenek de üzerinde hazır haldeydi. Bomba imha uzmanları hemen harekete geçti. Paket kontrollü olarak patlatıldı. Sonra da detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Polis patlayıcıyı ormanlık alana bırakanları arıyor. Efendim, Diyarbakır'da 300 polisin katıldığı huzurlu sokaklar operasyonu yapıldı. En dikkat çeken nokta ise bir dilencinin üzerinden çıkan para oldu. Bir dilencinin üzerinden bir günlük hasılat olarak ne kadar para çıkabilir, değil mi? Bir tahminde bulunun. 1000, 2000, 5000 çıkın. İşte o rakam. Bu paralar bir kasadan değil, dilencinin üzerinden çıktı. Diyarbakır'da huzurlu sokaklar operasyonu yapıldı. Hedefte çocuk satıcılar ve dilenciler vardı. Sur diplerine kadar girildi. Her yer didik didik edildi. Şüpheliler ve araçlar arandı. Yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkanlarsa polisi hayrete düşürdü. Zira tam 14 bin lira nakit para söz konusuydu. Ayrıca altın kolye ve kıymetli tesbihler de vardı. Dilenciye kabahatler kanununa göre 200 lira ceza kesildi. Dünyanın 3 farklı ülkesinden 3 farklı önemli ve ilginç haber var sırada. Birincisi İspanya. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda birdenbire bir baltalı adam paniği yaşandı. Saldırganın etkisiz hale getirilmesindeki o anlar ise kaydedildi. Yol kenarında bir şüpheli elindeki balta polisi alarma geçirdi. Silahları çekip yaklaştılar, baltayı yere bırakmasını istediler ama yapmadı. Görüntüler İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan. Bir o yana bir bu yana gitti, polis adım adım takipteydi.
Sonradan ortaya çıktı ki kısa süre önce elindeki baltayla bir araçtaki adama saldırmıştı. Polis bunu öğrendiğinde daha da temkinli oldu. Bir süre sonra da şüpheliye müdahale ettiler, etkisiz hale getirdiler. Saldırıya uğrayan kişi hakkında ise bilgi yok. Kanarya Adaları'ndan isterseniz Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e de gidelim. Orada yaşanılan bir trafik kazasının görüntüleri var sırada. Adam şanslıydı. Niçin olduğunu da haberde izleyeceğiz. Kontrolsüz gelen aracı fark etti. Son bir hamle yaptı ama kurtulamadı. Görüntüler Arjantin'den. Karşı şeritten hızla gelen aracın sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti ve bir anda kaldırıma yöneldi. Aracın üzerine geldiğini fark eden bu adam olacakları anladı ve son bir hamle yaptı ancak kaçamadı. Araçla trafik direği arasında böyle sıkıştı. Buenos Aires'te güvenlik kamerasına yansıyan kazada sıkışan adamı yoldan geçenler kurtardı. Kazazede şans eseri sadece dizinden hafif yaralandı. Bu stres çarkları özellikle çocukların elinde çok tartışılıyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yaşında bir çocuk az daha ölüyordu. Anne, babalar dikkat edin. Büyük küçük herkesin elinde. Stres attığını söyleyen de var, strese sebep olduğunu söyleyen de. Ancak stres çarkı az daha küçük bir kızın ölümüne sebep oluyordu. Bu röntgen filmi gerçek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu oyun oynarken stres çarkının içindeki rulman çıktı ve boğazına kaçtı. Kızı ölümün kıyısına gelen anne Kelly Joyce Jones o anları korkuyla anlattı. Eve dönüş yolunda arabayı kullanırken Britney'nin arka koltukta garip bir şekilde öğürmesini duydum. Aynaya baktığımda yüzünün kırmızıya dönüştüğünü ve ağzından salyaların aktığını gördüm. Küçük kız Texas Çocuk Hastanesi'nde ameliyata alındı. Boğazına kaçan rulman çıkarıldı. Aile iyi haberle rahat bir soluk aldı. Uzmanlar tüm aileleri bu oyuncakları özellikle küçük çocukların eline vermemesi konusunda uyarıyor. Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in yaptığı son araştırmalar ilginç sonuçlar verdi. Görücü usulü evlenen gençlerin oranı toplamda %43.3 çıktı. Yapılan araştırmada bir başka ilginç sonuç daha var. Gençlerin %3'ü ise bunun tam tersine internetten tanıştıkları şahıslarla evleniyorlar. Peki mutlu muyuz evliliklerde? Fena değil. %65.1. Türkiye İstatistik Kurumu'nun gençler üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre gençlerin %43.3'ü görücü usulüyle evlendiği belirlendi. Aileler daha çok onay veriyor. Biz yanlış seçimler yapabiliyoruz. Bence daha mantıklı gibi geliyor artık. Ben sıcak bakmıyorum açıkçası. Yani kendim tanımak, şey yapmak isterdim yani. Araştırmada dikkat çeken detaylar var. Gençlerin %43.3'ü görücü usulüyle evlenirken %3'ünün internet aracılığıyla evlendiği belirlendi. Sevdiği ile kaçma veya kaçırılma ile başlayan evliliklerin oranı ise %13.6. Aile ve akraba çevresiyle yapılan evliliklerin oranı ise %51. Görücü usulü ailelerin onayı açısından çok iyi. Görücü usulüne nasıl yaklaşıyorsunuz? Çok kesinlikle yanlış bir şey. Zaten bu devirde gençler yani bizim gibiler kendileri tanışıyor, görüşüyor, seviyor, anlaşabilirse anlaşıyor, anlaşamazsa zaten olmuyor. Araştırmada bu evliliklerde mutluyum diyenlerin oranı %65.1 belirlendi. Mutsuzluk ise %34.9. Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Sevgi, saygı. Sevgi, saygı. Karşılıklı. Hoşgörü. Peki kaç yıldır evlisiniz? 48. 48-49 gerçekten. 49 evet, 49'a girdik. Evli misiniz? Evliyim. Peki nasıl evlendiniz? Valla görücü usulü. Nasıl oldu peki? Baba anne ne dediyse oldu o da. Peki mutlu musunuz? Valla öyle böyle. Gençlerin %95'i kadının kocasını aldatmasını en önemli boşanma sebebi görüyor. Gençler arasında şiddet, hakaret, kötü muamelede %89.6 oranında boşanma sebepleri arasında.
Efendim şimdi vereceğim haber belki şimdilik İstanbulluları ilgilendiriyor olabilir ama yakında tabii ki Türkiye çapında yayılacaktır. İstanbul'da akıllı taksi devri başladı. Bu taksilere binerken cebimde nakit para var mı diye bir telaşınız olmayacak. Taksiye bindiğiniz zaman paranızın olmadığını fark ettiğiniz anlar oldu mu hiç, nakitinizin olmadığı? Oldu evet, sıkıntı yaşadım ve o hemen annemi çağırdım, uzakta da olduğu için sıkıntı yaşadım yani. O zaman yanınızda İstanbul kartı olsaydı belki onunla ödeme yapardım. Evet ama çok teşekkür ederiz belediye başkanımıza, çok iyi olmuş. Akıllı taksiler İstanbul'da yollara çıktı. Hem mobil uygulamalar açısından hem dijital uygulamalar açısından örnek bir çalışma. Yazılımı bizim yerli yazılımcı arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz ve kaynak kodları bizde olan bir uygulama. Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbul Kart'la da ödeme yapılıyor. Aceleyle taksiye bindiniz, ödeme yapmanız gerektiği andaysa yanınızda nakit paranızın olmadığını fark ettiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Eğer İstanbul kartınız varsa, içinde de paranız varsa taksi ödemesini bu kartla yapabilirsiniz. Hayırlı olsun. Yani kim düşündüyse bunu hayata geçirenlere tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Yenilikler bununla da sınırlı değil. İ-Taksi uygulamasıyla taksi şoförleri artık daha da güvende. İ-Taksi uygulamasının bulunduğu her takside panik butonu bulunuyor. Taksi şoförü tehlike anında panik butonuna basıyor ve sistem devreye giriyor. Olumsuz bir durumda şoförün panik butonuna basması yetecek. Polis harekete geçecek. Ayrıca İ-Taksilerin dikiz aynasında kamera da var. Şu anda 17.500 İ-Taksi trafikte. Bu rakam önümüzdeki günlerde artacak. Bir başka projede Esenler Belediyesi'nden geldi. Kısa adı RASİS, Ruhsatlı Akıllı Sistem. İşte detayları. RASİS, bilgi ve iletişim teknolojisinin ulaştığı akıllı sonuç. Esenler'de akıllı ruhsat dönemi başladı. Ruhsatlı akıllı sistem projesi RASİS, Türkiye için bir ilk. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından da destekleniyor. İlk olarak Esenler'de hayata geçen projeyle ilçedeki iş yerlerine ait tüm veriler tek bir çatıda toplandı. RASİS sisteminin tanıtımını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptı. Ruhsatlı akıllı sistem modeliyle otomasyon sistemi üzerinden tüm ruhsatlandırmalar kontrol edilebilecek. Veri tabanıyla da yeni kurulacak işletmeler için MUİT uygunluğu tespit edilebilecek. Böylelikle işletmecilerin doğru lokasyonlarda verimlilik tespitiyle işletme açmaları sağlanacak. Siz burada bir bakkal dükkanı açmak istiyorsanız önce gelip belediyeye sorduğunuzda ben burada bakkal açayım mı, İş yapar mı diye sorduğunuzda size veri sunuyor. Ne demek veri sunuyor? Bu dükkanda geçmişte 10 tane bakkal açılmış ve kapanmış. Sakın burada bakkal açma çünkü bu lokasyon bakkala uygun değil. Aramızda binlerce kilometre olsa da anladığım kadarıyla gönüllerimiz bir. Kimden bahsediyorum? Türkiye ile Kolombiya'dan. Şimdi Kolombiya'ya gidiyoruz. Kolombiya Devlet Başkanı Santos bir okul açılışı yaptı ve orada Türk lokumu dağıttı. Niçin? Çünkü o okulu biz yaptık. Burası Kolombiya. Türkiye'den yaklaşık 10 bin kilometre uzakta Güney Amerika'da bir ülke. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Kolombiya'da bir okul inşa etti. Açılışına da bizzat Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos katıldı. Okulun inşa edildiği yerde dikkat çekici. Terör örgütü FARC'la barış sonrasında ilk uygulama bölgelerinden biri burası. Türkiye'nin inşa ettirdiği okul da barışa katkı sağlayacak, hem eğitim hem de iş imkanı sunacak. Kolombiya Devlet Başkanı Santos açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hatırlattı. Bize bu okulla yardımlarını gönderen dostumuz Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum dedi. Muchas gracias. Türk halkına da teşekkür eden Santos, öğrencilere lokum dağıtmayı da ihmal etmedi.
Santos daha sonra Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Engin Yürür ve TİKA Bogota Program Koordinatörü Mehmet Özkan'la okulun bahçesine fidan dikti. Kolombiya'nın nüfusu 48 milyondan biraz fazla. Yarım asırdan fazla süren çatışmalarda yaklaşık 260 bin kişi öldü, 6 milyondan fazla kişi de evlerini terk etti. Amerikalı Levi Cyber, ünlü bir sörfçü, rüzgar sörfü tahtasıyla her dakika ilginç olaylara imza atıyor. Bu sefer su üstünde değil, Japonya'da karla kaplı bir dağın zirvesindeydi ve ortaya bu görüntüler çıktı. For riding a big wave. That continued challenge and the conflict that's in your mind, the continued quest to... O bir sörfçü. Amerikalı Levi Sawyer rüzgar sörfünde usta bir isim. Fakat şimdi sörf tahtası üstünde hiç denenmemiş bir şey yapıyor. Karla kaplı bir dağdan rüzgar sörfü tahtasıyla iniyor. 36 yaşındaki Sawyer, Japonya'nın Rishiri adasında sıfırın altında 13 derecede sörf tahtasına çıktı. 1721 metreden kar üstünde sörf yapmaya başladı. Sawyer saatte 15 kilometreden az bir rüzgara ihtiyaç duyuyordu. Fakat bazen rüzgar şiddetlenip dengesini kaybettiği de oldu. Usta sörfçünün denemesi genel olarak başarılıydı. Kar üstünde rüzgar sörfü tahtasında sıra dışı bir macera yaşayan Sawyer bunu yeniden denemek istiyor. Evet, bu akşamlık da bu kadar. Yarın yine aynı saatte yine 3 saatlik haber maratonumuz Moderatör Gece'de buluşacağız. Gördüğünüz gibi dünyanın 24 saatini kısa kısa uzun uzun analizler ve konuklarla sizlere 3 saate sığdırmaya çalışıyorum. Hayat renkli bir tablo. Hayatın renkleri haberlerle beraber bazen acı, bazen tatlı, bazen spor, bazen magazinli. Hayatımızın içine bu ekran üzerinden sizlere ulaşıyor. Efendim birazdan Zehra Küçük ekranda olacak. Önce özet haberleri sunacak, sonra tabii 24'ün önde gelen programlarından gece raporunda olacak. Ve 24 Spor Gecesi. Haluk Yürekli, Gökhan Dinç hazırlar bir de. Sanıyorum Türkiye Kupası maçlarından başlayıp futbolun en ince noktalarına kadar uzanacaklar. Hoşça kalın. Thank you.